RT TV'den herkese mutlu akşamlar değerli izleyenler. Bir Farklı Gündem programıyla bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Efendim bu akşamki program konuğumuz Saadet Partisi Zonguldak İl 2. Başkanı ve aynı zamanda Siyasi İşler Başkanı Sayın İsmail Yılmaz. Sayın İsmail Yılmaz, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Kendisiyle bugün Saadet Partisi'ni konuşacağız. Saadet Partisi neler yapıyor, ülke gündemiyle ilgili neler düşünüyor? Bunları konuşacağız. Tabii ki Zonguldak'ı, Ereğli'nin de sorunlarını konuşacağız kendisiyle. Sayın Başkan, isterseniz milli görüşle başlayalım. Son dönemlerde milli duygularımızın böyle kör olmaya başladığı günlerde, terör örgütü lideriyle müzakerelerin başladığı bir dönemde milli görüş nedir? Nasıl ortaya çıkmıştır bu siyasi görüş? Nasıl siyasallaşmıştır ve bugünlere nasıl gelmiştir? İsterseniz kısaca bundan bahsedelim, sonrasında devam edelim. Ben öncelikle RT Televizyonu'na şahsınızda teşekkür ediyorum bize bu fırsatı verdiğiniz için. Zonguldak'a, Ereğli'mize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Tabii biz Saadet Partisi olarak 1969 yılında siyasi hayatına başlamış bir davanın mensuplarıyız. Bu dava öyle sıradan bir dava değil. Bu milletin refahı, huzuru için elini değil başını taşın altına koymuş bir davanın mensuplarıyız. Tabii biz bu davayı millete anlatırken sadece anlatmadık. İktidara geldiğimiz her dönemde bizim zamanımızda bu millet refah ve huzur içinde yaşamış ve bizim o günkü yaptıklarımızı bugün hala minnetle, şükranla, özlemle beklediğini ve andıklarını hepimiz görüyoruz. Siz de şahit oluyorsunuz. Tabii bu girişti yaptıktan sonra milli görüşün hangi amaca hizmet ederek kurulduğunu bir kronolojik sırayla anlatmanın fayda sağlayacağına inanıyorum. Tabii ki Saadet Partisi, 5 partisi kapı, 4 partisi kapatılmış ve 5. Saadet Partisi olan bir dava. 1969 yılında muhterem rahmetli Erbakan hocamız, Odalar Borsalar Birliği'nde kendisine yapılan haksızlıkları ancak siyasetle çözebileceğini ve bu milletin önündeki engellerin ancak iktidara gelerek aşılabileceğine inandığı için önce bağımsız olarak 1969 yılında Konya'dan milletvekili seçildi ve Milli Nizam Partisi'ni kurdu. Çok geçmeden Milli Nizam Partisi milli değerlere sahip olduğu için Amerika ve İsrail'in çıkarlarına ters düşüşü kapatıldı. Çünkü o günün koşullarını herkes biliyor. Adaletin nasıl işlediğini, kimler tarafından nasıl yönlendirildiğini hepimiz biliyoruz. O günkü şartlar, o günkü soğuk savaş dönemini hepimiz yaşadık, yaşıyoruz ve anlatıyoruz. Tabii ki daha sonra Milli Selamet Partisi kuruldu. Milli Selamet Partisi gerçekten bu ülkeye çok büyük hizmetleri olmuş ve bugün hayırla yad edebileceğimiz ağır sanayinin özellikle Kıbrıs Barış Harekatı'nın kazanılmasında en büyük emeği olan siyasi partidir ve en büyük görüştür. Bugün herkes şunu biliyor. Türkiye'de Kıbrıs'ın kazanan rahmetli Ecevit olduğu söylenir. Halbuki elimdeki belgeler var, göstereceğim. O günkü Kara Kuvvetleri Komutanı Kenan Evrenpaşa aynen şunları söylüyor. Diyor ki Erbakan o kadar ileri gitti ki Kıbrıs'ın tamamını almaktan bahsetti diyor. Demek ki Erbakan Hoca siyasi iradesini ortaya koymasaydı bugün Kıbrıs'tan söz etmemiz mümkün değildi. Bağımsız bir Kıbrıs'tan. Kanın gövdeyi götürdüğü, insanların diri diri yakıldığı bir ortamdan 1963 yılında başlayan Kıbrıs çıkarmalarının her dönem belli bahanelerle yarı yoldan kesildiği, o günkü dönemin Genelkurmay Başkanı rahmetli Semih Sancar Erbakan Hoca'ya gelerek aynen şunları söylüyor. Hocam, bir daha biz bu yoldan geri döneceksek, onurumuzla oynayacaksanız ne olur biz bu çıkarmayı yapmayalım. Erbakan Hoca buna istinaden yapmış olduğu bir toplantıda siz o çıkarmayı yapacaksınız ve sizi kimse yoldan döndüremeyecek diyerek onlara her türlü siyasi desteği vermiştir ve Allah'ın izniyle Kıbrıs Barış Harekatı gerçekleşmiştir. Tabii sadece Milli Selamet Partisi bunları yapmadı. Ağır sanayi hamleleri, bugün adına Aselsan, Tümosan, Pancar Motor'un devamı olan traktör fabrikaları, aklınıza ne gelirse makineden makine imal eden fabrikalarından tutun da pancar fabrikaları, şeker fabrikaları, et balık kombineleri bizim zamanımızda yapıldı. Ya bugün bizden sonra yapılanların hepsi bugünkü iktidar döneminde bir bir satıldı ve ülkenin şu anda elinde kalmış hiçbir öz malı kalmamış durumda. Bunu niye anlatıyoruz? İşte AK Parti ile Saadet Partisi'nin arasındaki
farkı bunu, belki ileride bunu, soracaksınız. Bunu konuşacağız yani bugünkü iktidarın bugün neler yaptığını anlatırken konuşacağız. Bunu da anekdot olarak söyleyelim. Aramızdaki fark bu. Biz yapıyorduk, bu arkadaşlar satıyorlar. Şimdi biz bunu sadece bunu yapmadık. Bugün Türkiye'nin en büyük sorununun yollar olduğunu söylüyoruz değil mi? Elimizde haritalar var. 1974 yılında muhterem Erbakan hocam otoyolların ağır sanayilerle beraber her bölgede, her ilçede kendi bölgesinin etkin olan, öne çıkmış yeraltı, yerüstü zenginlikleriyle o bölgeye yeni bir fabrika kurma noktasında bütün çalışmalarını tamamlamıştı. Ama ne hikmettir bu Türkiye'de milli dediğiniz her şeyi birileri elinin tersiyle itmiş, milli olacak bu ülke için hayırlı çalışmaları kesinlikle kösteklemiştir ve önüne set ve engel koymuşlardır. Bakın o günkü iktidar çok fazla uzun sürmemiş, 5 ay sonra yıkılmıştır. Ama ondan sonraki milli MÇ hükümetlerinde, milli cephe hükümetlerinde tekrar muhterem Erbakan hocamız görev almış. 5 yıllık kalkınma planlarıyla Türkiye'nin ağır sanayiyle beraber kalkınacağını, bu milletin kendi uçağını, kendi topunu, kendi tankını yapması gerektiğini o günlerde söylerken bazı insanlar hoca ile alay ettiler. Hoca hayal görüyor dediler. Ama bugün geldiğimiz noktaya bakıyoruz. Bu ülke bunu yapar hale geldi. Demek hoca hayal görmüyormuş. Almanya 1945 yılında savaştan çıkmış, her tarafı yıkılmış, yakılmış, dökülmüş, sıfırdan bir memleketken ağır sanayiyle bugünkü bu noktalara geldi. Rahmetli Erbakan Hoca Leopard tanklarının baş mühendisi 1956 yılında oldu. Evet, Japonya'ya atom bombası düşmüş, yerle bir olmuş. Evet, yerle bir olmuş. Bugün dünyanın ilk beşi arasında. Ama bunu yaparken kesinlikle sanayiye önem vererek yaptılar. Ama bize sadece şunu söylediler. Siz ancak kayısı yetiştireceksiniz. İşte Marshall yardımlarını devletin yatırımına dönüştürmediler. Menderes'in rahmetlinin asılmasının ana nedeni köpek maması falan değildir. Yani Erbakan Hoca'ya uygulanan zulüm aslında Menderes'e de uygulanmıştır. Yani o günkü gelen yardımların devletin belli kademelerinde üretime dayalı, istihdama dayalı fabrikalar kurmaya başlayınca Amerika Menderes'in ipini çekti. Aynısını 74'te Erbakan Hoca'ya uyguladılar. Zaman ilerledi. Biz sadece ülkemizde işte tarımcılık yapabiliriz. Biz başka bir şey yapamayız. Beyefendiler satar. Biz onların ancak buradaki bayisi oluruz konumunda bize bu konuda alçakça bu ağır bir laf değil aslında. Bizi sömürme noktasında elinden gelen gayreti bu memleketin içindeki işbirlikçilerle beraber yıllarca devam ettiler. Bugün gelinen noktada Saadet Partisi'nin milli görüşün bu ülkeye neler yaptığını anlatmak aslında öyle bir saatlik, iki saatlik programlarla olacak değil. Biz süreci anlatalım yani Milli Nizam Partisi'nden sonraki aşamaya, bugünlere nasıl geldi milli görüş? Tabii biz bu hizmetleri, teşekkür ediyorum Vedat Bey, biz bu hizmetleri yaparken üzerimizde hep baskı yaptılar. İnancınıza baskı uyguladılar. Yani tabiri caizse üzerimizden tanklarla geçtiler. Refah Partisi kuruldu. Yasaklandık. Erbakan Hoca'yı ve ekibini yasakladılar. 87 yılında muhterem Erbakan Hocam tekrar bir referandumla siyasi hayatına döndü. Ekibiyle beraber tekrar kaldığı yerden 1991 yılında, hatta 89 yılında belediye kazandığımız 5 tane il belediyesiyle bu işlere tekrar devam ettik. Bunu burada belirtirken Türkiye'de belediyeciliğin asıl anlamını, asıl özünü gerçekleşmiş bir milli görüş teşkilatının mensup olmaktan ben gurur duyuyorum. Milletin çöp, çamur, çukurla mücadele ettiği dönemde bir sosyal belediyeciyi başlatmış bir davanın mensuplarıyız. Eğer bu ülkede birileri belediyecilikten konuşacaksa bunu ancak biz konuşuruz. Eğer bugün birileri araba yapalım diye konuşacaksa, organize sanayilerden bahsedecekse, fabrikalardan bahsedecekse bunu ancak biz konuşuruz. Buna bizim konuşma hakkımız var. Bu ülkenin hazır olanlarını satmış, özelleştirmiş bir başka bir siyasi partinin bunu konuşma hakkı yok. Onun için Saadet Partisi'nin milli görüşün geçmişten gelmiş yaptığı icraatları bu milletin bilmesi gerekiyor. Çünkü hatırlatmakta fayda var. İnsanoğlu çabuk unutan bir varlık. Çabuk unutabiliyoruz. Tekrar etmek lazım. Bizim o günkü yaptığımız icraatları görmemiş yeni doğmuş çocuklar bugün 25 yaşında bugün oy verecek. Bu ülkeyi yönetmeye talip olan gençler. Biz bu gençlere bunları anlatmazsak geçmişini bilmeyen geleceğinden umutlu olamaz. Biz bunları yaparken çok büyük eziyetlerle karşılaştık. Her türlü baskıyı gördük. Ama hiçbir zaman yılmadık. Bu millet adına ne yapılması gerekiyorsa, gerekirse başımızı şeyin ağzına verdik.
giyotinin bu işe, bu davaya devam ettik. Kesinlikle yolumuzdan dönmedik. Her türlü baskılara rağmen, yasaklamalara rağmen, bizi yok saymalarına rağmen elhamdülillah 1995 yılında Refah Partisi iktidar oldu. Peki milli görüş şunu mu hedefler? Demokrasiyi, bugünkü cumhuriyetin değerlerini ortadan evet. kaldırıp tamamen dini kurallarla yönetilen bir ülke mi hedefler? Yani milli görüşün evet. bu anlamdaki şeyi nedir? Tam olarak amacı, hedefi nedir? Çok teşekkür ediyorum. Milli. Bak asıl anlatmak istediğim mevzular böyle baştan sona gelince biz şunu istiyoruz bu memlekette milli görüş olarak. Biz inandığımız gibi yaşamak istiyoruz. Herkesin de inandığı gibi yaşaması için zemin hazırlamak istiyoruz. Bizim kimseye tahakküm kurma, üzerinde baskı kurma gibi bir niyetimiz asla olmamıştır. Bu zaten inancımıza aykırı. Bizim inancımızda hiç kimse inandığı gibi yaşamanın dışında baskı tabi tutulamaz. Ama biz yıllarca inandığımız gibi yaşayacak bir düzeni, bir sistemi karşımızda görmedik. Biz her zaman inandığımız için baskı uyguladık, zulüm gördük. Yobaz dediler, her şeyi dediler. Ama biz asla bu milletin değerlerine ters düşecek hiçbir şey yapmadık. Bu millet 80 yıllık bir geçmişe sahip değil. Bu milletin kökleri 1500 yıl önceye dayanır. Malazgirt'ten tutun 1400-1500 yıl önceye kadar bu milletin değerleri vardı. Siz bu milletin değerlerine ters düşerek bu millete hizmet edemezsiniz. Evet, Saadet Partisi'nin tek hedefi var. Biz bu ülkede barış istiyoruz arkadaş. Sadece bu ülkede değil. Bizim bakın 3 tane hedefimiz var. Yaşanabilir bir Türkiye istiyoruz. Bugün bu ülkede yaşayabiliyor muyuz? İnandığımız gibi istediğimizi alıp yiyebiliyor muyuz? Hakkımızı alabiliyor muyuz? Adaletli bir sistem var mı karşımızda? Hayır. Yaşanabilir bir ülke yok aslında. Bugün bu nesil, biraz sonra değineceğiz şimdi. Bunu söylerken ikinciye geçerek devam edeyim. Biz yeniden büyük bir Türkiye istiyoruz. Amerika'ya uşak olmuş değil. Nasıl 1000 yıl bu millete nizam vermiş, 1000 yıl adaletle hükmetmiş bir Osmanlı'nın nesliysek biz, bugün birileri Osmanlı'nın nesli olmaktan utanabilir. Ama biz bununla gururla taşıyoruz. Osmanlı kimseye zulüm etmemiştir. İnandığını yaşamış, inandığı gibi millete yaşama hakkı tanımıştır. Öyle bir millet ki zekat verecek insan bulamamışlar, zekat. Demek ki o gün açlık yokmuş. O gün hırsızlık, arsızlık aklınıza gelebilecek gayrimeşru ilişkilerin olmadığı bir 600 yıl yaşamış Osmanlı İmparatorluğu. Bundan bugün birileri utanarak bahsedenler var. İşte biz onlardan da utanıyoruz. Biz onun için diyoruz. Biz peki, bu ülkede hürriyet istiyoruz. Milli görüşün modeli nedir peki? Yani model olarak neyi alır? Örneğin hep şu eleştiri yapıldı milli görüş için. Refah Partisi döneminde evet. olsun, Fazilet Partisi ve Saadet döneminde. İşte İran rejimi geliyor. Libya, Lübnan gibi ülkelere evet. örnekler verildi. Suudi Arabistan örneği verildi. Hı hı. Böyle bir model mi? Şimdi kesinlikle öyle bir model değil. Onlar zaten İslam model değilsin anlattığınız tarzda bile olsa. Böyle baskıcı bir resim İslam'da yok. Hı. Şimdi mesela karşı çıkılıyor bazen. Mesela şunu söyleyerek bir devam edeyim, oraya da geleyim. Biz hürriyet istiyoruz. Şimdi baskıcı bir rejimin olduğu yerde Arabistan'da hürriyetle mi bahsedebiliyorsunuz? Evet. Ve İran'da bahsedebiliyor musunuz? Ama biz bunu istiyoruz. Biz adalet istiyoruz. Herkese adalet istiyoruz. Mazluma adalet istiyoruz biz bu memlekette. Yıllarca bunu savunduk. Biz bu memlekette refah istiyoruz. Herkesin istediğini alabildiği bir ortam istiyoruz. Ya çoluğuna çocuğuna bir litre süt alıp evine getiremeyen bir babanın nasıl refah içinde yaşadığını bana söyleyebilirsiniz. Bugün Ereğli'de hep beraber yaşıyoruz. Bugün belediye başkanından milletvekiline kadar gidin hepsine sorun. Hepsinin kapısına günlerce yüzlerce insan ekmek diye gidiyor. Demek ki bu ülkede yaşanabilir bir ülke değil bu ülke. İşte biz bunu istiyoruz. Biz izzetimizle, onurumuzla yaşamak istiyoruz. Avrupa'nın kapısında zincirle bağlanmış, siz burada bekleyin, biz burada terbiye edeceğiz dedikleri bir milleti asla tasvip etmiyoruz. Öyle miyiz? Bu mudur? Evet, şu anda Türkiye Avrupa'nın kapısında terbiye edilmeyi bekleyen bir şey muamelesi görüyor. Bu belgeleriyle ortaya koyacağım. Yani eğer istiyorlarsa belge hepsini getirdim. Avrupa Birliği'nin atılan imzada bunlar var. Biz sizi kabul edersek istersek alırız diyorlar. Bunun başka bir izahı var mı? Bize uygulanmayan aşağılık şeyi bize uygulanıyor şu anda. Başka hiçbir ülkeye uygulanmayan. Ben size soruyorum, bu mudur İran rejimi? Bu mudur şey rejimi? Bizim istediğimiz rejimde işçi hakkını istediği gibi alacak. Eşit alacak. Hakkını alacak. Bu geleceğimiz noktaların içinde bu var. Evet, biz
Şunu kastediyorsanız evet biz o dediğiniz noktada evet öyleyiz. Biz maneviyatçıyız. Ahlak ve maneviyatın bu milletin ana değerleri olduğunu biliyoruz ve savunuyoruz. Bugün gidin sokağa, millet ahlaksızlıktan sokakta yürüyemez halde. Atatürk'ün az önce bir belgesi var, onu da sorarsanız söyleyeceğim. Bugün Atatürkçü diye geçinenlerin bugün bu ülkeyi getirdiği noktayı da anlatacağım. Atatürk'ün belgeleriyle. Eğer Atatürkçüyse onlar, ben onlardan daha Atatürkçüyüm. Bugün belgeleri de yanımda. Konuşacağız zamanımız olursa. Ha. Biz istiyoruz ki biz kaba kuvveti asla tasvip etmedik. Amerika güçlü, İsrail çok güçlü. Biz onun yanında olalım diye bir derdimiz yok. Bizim asla kaba kuvveti, biz hakkı üstün tutuyoruz. Kim haklıysa bizim için muteber odur. Eğer bunu kastediyorlarsa yobazlıktan, biz yobazlığı kabul ediyoruz. Biz nefse esareti değil, nefis terbiyesine esas alıyoruz. Biz nefsimize esir olmak istemiyoruz. Bu nefis her şeyi ister. Hakkıdır. Allah öyle yaratmış. Ama biz bunu terbiye edelim. Ve biz yaşantımızı dünya ve ahiret saadetimiz için ortaya koyalım ve bununla beraber yaşayalım. Kimseye zulmetmeyelim. Kimsenin namusuna kimse göz koymasın. Kimsenin malında kimsenin gözü olmasın. Bunu söylüyorlarsa evet biz onların dediği gibi İrancı olalım, şeriatçı olalım. Biz bunu başımızın üstünde taşırız. Bugün bu nesil 18 yaşının içindeki nesil ne yaşadığını bilmiyor. Ne hizmet ettiğini bilmiyor. Bugün sokağa çevirin, ülkesinin başbakanının ismini bilmiyor. Yani soruyorlar bazen, izliyoruz televizyonlarda. Peygamberini tanımıyor. Ya böyleyse biz bunun için başımızı veririz. Yeter ki bu millet dinini öğrensin, inancını öğrensin. Allah'ını bilen adamdan kime zarar gelir? Yani bizim savunduğumuz değerler eğer gerçekten birilerini bu konuda rahatsız ediyorsa, kimse kusura bakmasın, rahatsız olan da olsun diyoruz. Şimdi diyoruz ki korkuyorlar. Şimdi bir iki mevzuyu açmışken söyleyeyim. Efendim şeriat gelirse kol keser. Hırsızlık yapanı. Yapma hırsızlık. Yani sen hırsızlık yapacaksan yani buna kılıf mı arıyorsun? Yani şeriattan korkuyorlar. Şeriat aslında ne demek? Adalet demek, hukuk demek. Bir düzen demek. Bugün Türkiye'de şeriat. Türkiye Cumhuriyeti bir şeriatla yönetiliyor. Neyle? Hukuk düzeni var yani. Yani siz bu hukuk düzenini karşısında durursanız bir Müslüman şeriatın karşısında durmaz. Allah'ın indirdiği nizamı başımızın üstünde taşırız. Bunda da kimsenin şeyi olmasın bizim açımızdan. Yani efendim biz böyle dememek istememiştik, böyle bir derdimiz yok. Biz ne söylüyorsak net ortaya koyar söyleriz. Kimseden de korkmayız. Yani bu dert aslında hepimizin derdi. Sizin de çocuğunuz var. Ülkede bir sürü sıkıntıları yaşıyoruz hep beraber. Bugün anasını kesen nesiller meydana gelmiş Vedat Bey. Anasını, kendi çocuğunu kesiyor, kendi çocuğunu. Gayrimeşru ilişki yaşadığı için. Doğru mu? Beraber yaşıyoruz. Bu ahlaki çöküntü de değil, nedir? Yani burada İslam olsa, İslam'ı yaşasa bu millet bunu yapabilir mi? Ya karıncayı inciltemez, karıncayı bırakın öbür tarafını. İnsanın canına kıymayı. Ve bugün mesela Amerika elçiliğine yapılan bir saldırı oldu. Biz bunu kınıyoruz. Kimsenin masum bir insanı öldürme hakkı yok. Peygamberimiz ne diyor? Sizi öldürmeye gelen sizde dirilsin diyor. Yani siz öyle bir yaşayın ki sizi öldürmeye gelen sizde hayat bulsun. Biz onu yapamıyorsak, biz onu milleti aşılayamıyorsak, onun önündeki engelleri kalınlaştırıp betonlaştırıyorsak o zaman yarın o yılan bizi de sokacak. O zaman eyvah dedik mi hiçbir kıymeti kalmayacak. Onun için biz neye karşı olduğumuzu bileceğiz. Şu kişi bilmediğinin düşmanı Vedat Bey. Biz bunu bilerek, inanarak yaşayacağız. Biz önce ahlak ve maneviyat dediğimiz için 40 yıldır baskı altında tutulduk. Evet, belli dönemlerde iktidara gelmiş milli görüşü savunan partiler, evet. Hatta kurucusu Sayın Necmettin Erbakan, buradan da kendisini rahmetle bir kez daha analım, iktidara gelmiş ama çok uzun kalmamış iktidarlarda, çok çabuk iktidardan indirilmiş. Evet. Hep darbe dönemlerine denk gelmiş. En son örneği 28 Şubat yine darbe görmüş. İktidardan indirilmiş ve partisi kapatılmış. Evet. Bir siyasi görüş. Şimdi 28 Şubat bu milletin sırtında 300 milyar dolarını alarak gitmiş bir postmodern darbedir birilerinin dediği gibi. O Erbakan Hoca'nın birilerinin yürüyen tekerine soktuğu çomaktır o. O kurduğu havuz sistemidir hocanın. Onun Allah mekanını cennet etsin. Erbakan Hoca'nın kurduğu D8'dir Amerika'nın Avrupa Birliği'nin önüne soktuğu çomak.
Yıllardır hoca 40 yıldır bir mücadele veriyor. Biz İslam ortak pazarı kuralım diyor, değil mi? Avrupa Birliği bizim neyimize diyor? Affedersiniz, yüzünü yıkamasını, taharet almasını bilmeyenlerden bizim öğrenecek hiçbir şeyimiz yok. Biz bunların peşine takılmış demokrasi havarileri, özgürlük havarilerinin peşinde bir hülyaya kapılmış gidiyoruz. Bugün çökmeye yüz tutmuş bir medeniyetten biz ne bekliyoruz? Bizim onlardan alacağımız hiçbir şey yok. Ya diyorum ya, yüzünü yıkamasını bizden öğrenmiştir medeniyet. Ya onlar mı üstün, biz mi üstünüz? İşte Erbakan Hoca faizden aldı, yani 3-5 tane haramzadeden aldığı parayı getirdi bu milletin emeklisine, memuruna, çiftçisine, işçisine, esnafına, vergi koymadan, bugünkü gibi zam yapmadan, bugün görüyorsunuz milletin üstündeki vergi yüklerini. Hoca bu milletin cebine akıttı. Bu da birilerini rahatsız etti. Bu süreci anlatmak zorundayız. 28 Şubat daha dün oldu. Ama çoğu insan 28 Şubat'ın niçin yapıldığını bilmiyor. Bizim dönemimizde belediye başkanlarına sorun. Gün Ereğli belediye başkanına sorun. En canlı şahididir. Parayı harcayacak yer bulamıyorlardı o gün. Parayı, gelen paraları harcayacak yer bulamıyorlardı. Çok basit yani. Yakınınızda olduğu için gidin sorun diye söyledim. Niye? Çünkü hoca verdiği parayı, bereket vardı. Milletin kazandığı yetiyordu. Bizim zamanımızda bir asgari ücretli 42 tane mutfak tüpü alıyordu, 12 kilo. Bugün 11 tane alıyor. Bu mudur onların dediği yobaz bir hükümet? Bizim zamanımızda baskı görmüş, inancından dolayı zulüm görmüş bir tane insan ortaya koyabilirler mi? Ama biz 40 yıldır bu baskı görmüş bir davayız. Ama o dönemle ilgili de şu söyleniyor. Yani Erbakan'ın bu sivri çıkışları din üzerinden siyaset yapması olarak algılandı ve Necmettin Erbakan'ın iktidar olduğu Refah Yol hükümet döneminde imam hatipler kapandı. O güne kadar gündemde olmayan başörtüsü yasakları başladı üniversitelerde. Daha sonra da akabinde hükümet yıkıldıktan sonra bu liselere, ilkokullara kadar indi bu yasaklar. Böyle bir eleştiri de var. Şimdi diyorum ya, size ne anlatılırsa siz onu algılarsınız. Ne gösterilirse. Bugün ne diyorlar? Bu aradan 15 yıl geçti. Erbakan'ı nasıl düşürdüklerini bugün, ya daha dün rahmetli olan diyelim Mehmet Ali Birant diyor ki bizim yatacak yerimiz yok diyor. Ya bunu niye söylüyor? Biz diyor önümüze ne servis yapıldıysa bunları bu milletin önüne koyduk diyor. Yani Erbakan Hoca'nın bu milletin üzerinde baskı kuracak. Birilerinin dediği gibi imam hatiplerdi, Kur'an burslarıydı. Bunlarla alakalı hocanın hiçbir ters yatırım olmamıştır bu milletin üzerinde. Biz şunu söylüyoruz, bak gene söylüyorum. Biz 40 yıldır ne diyoruz? Biz inandığımız gibi yaşamak istiyoruz. Bizim inandığımızın dışında yapmamız mümkün mü bir şey? Biz vaat etmişiz. Biz demişiz ki herkese adaletle daha hükmedeceğiz. Herkes inandığı gibi yaşayacak. Ya bu ülkenin %99'u Müslüman Vedat Bey. Siz bu milletin Avrupa Birliği'ne gireceğiz diye %1 azınlığına yaptığınız ayrımcılığı %99 Müslüman'a yer göstermiyorsanız bu ülkenin Müslüman ülke olmakla söz etmeniz mümkün değil. Yani %99'u Müslüman olacak bir ülkenin siz %1 azınlığa uyguladığınız hak hukuku %99'a reva görmeyeceksiniz. Ve bunu isteyenlere de siz işte irticacı, gerici, yobaz diyeceksiniz. Buna kimsenin hakkı diyor, haddi de yok ben diyorum. Biz bunu yapmadık. Bakın biz inandığımız gibi yaşadık. Bu milletin de inandığı gibi yaşaması için mücadele ettik. Bunu yaparken insan gibi yaşasın diye asgari ücretli zam yaptık. İnandığı gibi yaşasın diye. Çünkü aç insan inancını da yaşayamaz. Aç adam ne yapsın adam? Yani aç adamın yapma, hırsızlık yapar. Her türlü kötülük beklersin aç adamdan. Sen inandığı gibi bütün rahmetli hoca bunların önünü açtı. Emekli, çiftçi, memur, esnaf, aklınıza ne gelirse, sanayici, hepsine destek verdik. Bu mudur irtica, bu mudur yobazlık? Esas mesele Erbakan Hoca'nın kurduğu HUS sisteminden pay alamayanların Erbakan Hoca yapmış olduğu tehdittir işte 28 Şubat. Hatırlıyoruz biz o günleri, gün gibi hatırlıyorum o günü. Televizyon sahibinin biri aynen şunları söylüyor. Sizin bir gün daha kalmanızın zararı bize 60 trilyon lira o zaman. Resmi rakamları. Veririz 60 trilyon biz sizi hükümetten düşürürüz. 60 tane milletvekilini Doğru Yol Partisi'ne istifa ettirdiler. Her türlü makam istediklerinden makam, para isteyenlere para. Bugün çıkıyordu ortaya, onun için de bunları rahatlıkla konuşabiliyoruz. Evet. Vererek o hükümeti düşürdüler. Kim kaybetti?
Bugün hala millet o 97'deki Erbakan dönemini yad ediyor. E biz eğer bu ülkeye baskı uygulasaydık, birilerinin dediği gibi bu ülkeyi ortaçağ karanlığına götürmüş olsaydık bugün o günler aranır mı? Bunu söyleyenler niçin bu memlekette iktidar olamıyorlar? Sen milletin değerleriyle örtüşmüyorsun ki. Bu millet ya benim ya de beraber ya karşımda düşman gibi görmüşler yıllarca. Peki milli görüşün o dönemdeki Refah Partisi kapatılıyor. Ardından Fazilet Partisi kuruluyor. O da kapatılıyor. Fazilet Partisi de kapatılıyor. Son olarak Saadet Partisi. Refah Yol Hükümeti'nden sonra millet bu milli görüşü iktidarı taşımıyor. Ta ki 2002 yılında sizin içinizden ayrılan, Saadet Partisi'nden, milli görüşten ayrılan, yıllarca sizinle birlikte kol kola omuz omuza mücadele etmiş, belediye başkanlığı yapmış birçoğu, partinin genel merkezinde görev yapmış birçok isim partinizden ayrılarak Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kuruyorlar. Ve bunlar da milli görüşçü olarak addediliyor ve tek başına iktidara geliyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii bu millet ne istediğini aslında biliyor. Yani Erbakan'ı değil, Erbakan'ın öğrenciliğini yapmış, onun dergahında diyelim yetişmiş öğrencilerini tek başına iktidara taşıdı. İşte onu söyleyeceğim, bu millet aslında ne istediğini biliyor. Aslına değil fotokopisine oy verdiler o dönemde. Tayyip Bey'in gençliğine, işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yaptığı hizmetlere ve genç olduğuna, Erbakan'ın öğrencisi olduğu diye milli görüşçülüğe oy verdiler. Ama 10 yıl geçti. 10 yılda yapılanları bir kenara koyuyoruz. Bunu milli görüşte izah etmenin bir anlamı, mantığı, izahı yok. Ha, iyi şeyler yapılmıyor mu? Evet, iyi şeyler de söyleyeceğiz şimdi. İyi yaptıklarını biz tebrik edeceğiz. Ama biz asla yapılan haksızlıklar karşısında susan dilsiz şeytandır diyor Peygamber. Haksızlıklar karşısında ben susmayacağım. Bunları söyleyeceğim. Ama yaptıkları iyi şeyler için de ben teşekkür edeceğim. Peki şunu sorayım o zaman size. Milli görüşten gelen, milli görüş anlayışıyla yetişen bir kadro, içerisine farklı siyasi görüşlerde de içerisine alarak, liberalları, demokratları da içerisine alarak bir parti kurdu ve tek başına iktidara geldi. Neyi yanlış yaptı bugüne kadar? Şimdi bunu anlatmak için önce bizim yaptıklarımızı bir bitirelim. Evet. Refah Yol dönemiyle ilgili bitirelim. Ondan sonra bizim bugün ne yapmadıklarını, bugün o gün ne söylüyorlardı da bugün hangi şeyleri tersine yapıyorlar, onu ondan sonra değerlendirirsek daha uygun olacağını düşünüyorum. Siz ne amaçlıyordunuz, neyi hedefliyordunuz, bugün neler yapılıyor? Biz bu arkadaşlarımızla beraber mücadele ederken onların yasaklandığı dönemlerde nasıl hüzünlendiğimizi, nasıl ızdırap çektiğimizi biz biliriz. Ama dün Sayın Başbakan'a ağzı alınmayacak hakaretler edenlerin bugün Başbakan'ın yanında nasıl döndüklerini bugün hepimiz şahit oluyoruz. Bunu da parantezinde söyleyerek başa dönerek devam edelim. Biz 28 Şubat'ta bunları yaparken sadece İsrail'in, bakın Türkiye'den bir sürü istekleri oldu. Herkes bugün söylüyor. Efendim Erbakan Hoca da imzaladı deyip maddeler önüne koyuyorlar. Bugün açıklanıyor, Hoca hiçbirine rahmetli imza atmamış. Hiçbirinde imzası yok. Belgeli burada. Hepsi resmi belgeli. Fotokopileri yanımızda. Biz bu millet için kafamızı taşın altında koyduk. Ezdiler, üstümüzden geçtiler. Ve bu millet bize sahip çıkmadı ondan sonra. Milli görüş olarak. Refah Partisi kapatıldıktan sonra Fazilet Partisi'ne millet korkutularak. Efendim bak bunlar gelirse irtica gelecek. Bunlar gelirse bakın 28 Şubat oldu. Artık bu millette tekrar 1980 öncesine dönüp kavgalar başlayacak. İmajı verilerek, böyle propaganda yapılarak milleti bizden soğutmanın yoluna gittiler. Evet. Sayın Başbakan ve ekibi o günkü şartlara uygun olarak yenilikçi ve genellikçi hareketini başlatarak partiden ayrılmayı kendilerine uygun gördüler. Biz kendilerinin yolları açık olsun diye dua ettik. Allah yardım etsin onlara diye dua ettik. Biz de rahmetli Erbakan Hoca'nın çizdiği aynı yoldan yaşanabilir bir Türkiye'nin, yeniden büyük bir Türkiye'nin, yeni bir dünyanın oluşması için vermiş olduğu mücadeleyi hocanın safında yapmaya devam ettik. Allah'a hamd ediyoruz ki iyi ki buradayız, iyi ki burada varız ve burada kaldık. Allah'a hamd ediyoruz. Gidip gelmek çok önemli değil. Tabelaların önemli olmadığı söylenir. Bana sorarsanız tabelalar aslında çok önemli. Bir meyhane yazar, birinde ibadethane yazar.
Birine girersiniz meyhane olur, birine girersiniz ibadetinizi yaparsınız. Yani teşbihte hata yoktur. Yani tabela çok önemli değil mi? Ya tabii AK Parti'den bahsederken siz de altlı üstlüsünüz Ereğli'de. Yani o nasip ya, öyle denk geldi. Altı meyhane üstü ibadet. Yok öyle demiyorum. Ben onu söylemek istemedim. Yani tabela anlamında söyledim. Ya bazen tabelaların teşbihte hata olmaz dedim. Hı. Yani ben onları kıyaslamak için söylemiyorum. Ama bir gerçeği ortaya koyuyor. Evet, Saadet Partisi'nin altında durmak bizim için çok büyük bir lütuf. Allah'ın bize lütfu. Onu biz yaşıyoruz içimizde. Onu biz görüyoruz. Ve şunun için çok mutluyuz. Bizi hiç kimse kapısından kovmadı. Ama bugün bizim gibi her kapıyı açacak bir tane daha siyasi parti bulamazsınız. Bu önemli bir ayrıntı değil mi? Şahıs olarak mı söylüyorsunuz? Parti olarak parti söylüyorum. Biz her kapıya gideriz. Bizi kimse kovmadı. Ben dördüncü seçimi geçirdim. Bizi kimse kapısından kovmadı. Ama bugün diye siyasi partileri ya birisi kapısından kovmuştur, ya öbürü git ben öbür tarafı tutuyorum deyip elin tersiyle itmiştir. İşte bu milli görüş geneliğinin bu milletin üzerinde yapmış olduğu intibadır, güzelliktir, bu milletin sevgisidir. Bunu yaşamak, yaşatmak da bize düşer bundan sonra. Yani biz belki görüntüde almış olduğumuz oy çok az olabilir. %1-1.5 oy görünüyor. Bizim çok oy almamız çok önemli değil. Bizim ne söylediğimiz, biz ne yapmaya çalıştığımız, bu millet için hangi fedakarlıkta bulunduğumuz bizim için önemli. Biz Uhud Savaşı'ndaki o tepeyi bekleyen sabit okçular gibiyiz. Günlük menfaatler uğruna ganimeti toplayacağız deyip terk edip giden okçulardan olmadık. Biz o Uhud Tepesi'ndeki tepeyi bekleyen sabit okçular gibiyiz şu günkü Saadet Partisi olarak. Ve bu duruşumuzda da Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bu konuda çalışmalarımızı zaten biraz sonra soracaksınız, evet. Biz de anlatacağız. Sayın Necmettin Erbakan'ın vefatının ardından bir gerileme var mı partide? Örneğin mesela Türkiye geneli de olabilir. Bunu Zonguldak geneli için de değerlendirebilirsiniz. Yani gerileme yok. Hatta milletimize samimi söylüyorum teveccühü var. Şimdi bu oya yansımayabilir. Bakın şunu millet söylüyor. Bugün gidin sokakta anket yapın. Bu partiye vermezseniz meclis dışında vereceğiniz parti kimdir diye %95 Saadet Partisi çıkıyor. Bu çok büyük bir rakam. Sorun. Yani şu an bütün ilçelerde partileriniz açık herhalde. Tabii bizim belde teşkilatlarımız. Belde teşkilatlarımız hazır. Bizim en ufak bir sıkıntımız yok. Birileri bakın bizim en büyük sıkıntımız şu. Ulusal medya bizi vermiyor. Büyük bir baskı var. Yani bizim bakın çok önemli Patriot füzelerinin geldiği gün Hatay'da yapacağım mitingi hükümet baskı yaparak iptal ettirdi. Sebep güvenlik gerekçesi. Ya ben size soruyorum. O gün aynı memlekette yani terör örgütünün propagandasını yapanlar, bayraklarını asanların güvenliğini sağladı bu hükümet. Ama bizim yapacağımız mitingi güvenlik gerekçesiyle iptal etti. Bu neyle izah edecekler? Çünkü bizim yapacağımız o miting birilerine ses getirecekti. O patriotları bu ülkeye kuramayacaklardı. Yani bunu söylerken gerileme olma anlamında bizi kimse vermiyor medya olarak. Büyük bir baskı var. Herkes hükümetten korkuyor. Kimse sesini çıkaramıyor. Ve Sayın Başbakan bu konuda herkesi baskı altına almış. Yani işimiz zor. Biz kapı kapı gezip bu meseleleri anlatacağız. Biz şunu da söylüyoruz. Bakın bunu unutmadan geçelim. Biz şahıslarla uğraşmıyoruz. Bizim davamızda şahıslarla ilgili hiçbir sorun yok. Biz zihniyetlerle mücadele ediyoruz. Şahıslar yanlış yapabilir. Ama zihniyet çok önemlidir. Yani siz neye hizmet ediyorsunuz? Hizmet ettiğiniz zihniyet bu ülkeye faydalı mı zararlı mı? Bizim mücadelemiz bununla. Peki şöyle bir eleştiri de var. Siz bugün AK Parti'yi eleştiriyorsunuz. AK Parti'yi yönetenleri de eleştiriyorsunuz ama şu da söyleniyor. Yani bunlar sizin arkadaşlarınız değil miydi? Tabii ki bunlar bizim arkadaşlarımız. Bunlarla ne oldu? Sonradan ne oldu? İşte bunlar bu arkadaşlar. Nasıl oldu? Bu arkadaşların bugün şimdi mesela milli görüşü demeniz mümkün mü? Kendileri söylüyorlar. Biz gömleğimizi çıkardık attık. Biz onu söyledikten sonra bunlara söyleyecek bir şey bulamıyoruz. Kaldı ki icraatlarına bakarsak nasıl milli görüşçü olmadıklarını hep beraber ortaya koyalım. Biz asla Amerika'nın himayesinde girelim. Bugün Amerika dostumuzdur biz demedik diyemeyiz. Biz Avrupa Birliği'ni hiçbir zaman istemedik. Hep karşı çıktık. Sayın Başbakan, bugün Sayın Cumhurbaşkanımız. Yani şu gün televizyona
bir program, bir konuşması var 96 yılında Sayın Abdullah Gül'ün. O konuşmayı bugün getirin, ben altına imza atayım. O günkü Abdullah Gül'ün imzası konuştuğunu. Biz aynı şeyleri savunuyoruz. Ama Avrupa Birliği'nin bize getireceği hiçbir şey yok. Ya bugünkü hükümet faizci düzenden yana hala. Bugünkü hükümet kapitalist düzenden yana. Zenginden yana. Biz bunlarla bir arada olmamız mümkün değil ki. Yapmış olduğu icraatları da biraz sonra soracaksınız, ben cevap vereceğim. Yani bu arkadaşları savunacak bir tarafı yok. Evet, sağ olsunlar yolları yapmışlardır. Bugün hastaneleri, işte sağlık sektöründe bir şeyler yapmışlardır. Onu da eleştireceğimiz bir sürü şey var. Bu da tekelleşmeye gidiyor. Özelleşecek yakında, bunu da herkes görecek. Bununla ilgili adımlar yavaş yavaş atılıyor. Önce biz yapıyoruz, sonra iyileştirip satıyoruz. Halbuki satsak, birileri iyileştirse bu da yok. Yani böyle de bir eleştirimiz var. Yani bu arkadaşların kendi açısından da aşmazları var. Kendilerini bir türlü tarif edemediler. İşte merkezin ortasındayız dediler bir ara. İşte muhafazakarız. Bir sürü daha ne olduklarını kendileri de anlatamıyorlar yani. Kendilerine bir çizgi bulamadılar. İnşallah bulurlar. Peki Numan Kurtulmuş'u da konuşacağız ama isterseniz programımıza kısa bir ara verelim. Aranın ardından tekrar konuşmamıza devam edelim. Teşekkür. Sevgili izleyenler, şimdi farklı gündeme kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından tekrar Sayın Saadet Partisi İl Başkan Yardımcısı Sayın İsmail Yılmaz'la birlikte programımıza devam edeceğiz. RT TV'den tekrar mutlu akşamlar değerli izleyenler. Farklı Gündem programının ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bu akşamki program konuğumuz Saadet Partisi Zonguldak İl İkinci Başkanı Sayın İsmail Yılmaz. Sayın Yılmaz'la birlikte programımızın ilk bölümünde milli görüşü konuştuk. Milli görüşün hedefi nedir, amaçları nedir? Bugün iktidarda olan AK Parti'yi konuştuk. AK Parti'nin yönetiminde olanlar, başbakan dahil olmak üzere milli görüşten yetişen ve o kadrolardan gelen insanlar nasıl ayrıldılar, neden ayrıldılar, neden bugün nasıl iktidardalar, bunları konuştuk. Tabii isterseniz AK Parti'yi konuşmaya geçmeden önce tabii AK Parti'nin nerelerde hata yaptığını konuşacağız sizinle. Son olarak Sayın Necmettin Erbakan'ın sağlığı döneminde Numan Kurtulmuş genel başkan, daha sonra genel başkanlıktan ayrılıyor. Akabinde de yeni bir dönemde, yaklaşık bir yıl önce de Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçiyor. Yani bu da büyük ayrılıklardan bir tanesi. İlk başta Sayın Başbakan ve arkadaşları, akabinde de Numan Kurtulmuş burada genel başkanlık yapmış bu partiye, Saadet Partisi'ne genel başkanlık yapmış Sayın Necmettin Erbakan'ın sağlığı döneminde. Yine büyük bir ayrılık var. Şimdi hatırlıyoruz biz, Refah Partisi kapatıldığı zaman bunları kapatmak yetmez, kökünü kazımalıyız diyen bir zihniyeti biz bu memlekette gördük. Yani 1997 yılında Talat Alman Milliyet Gazetesi'nde bir yazı yazdı. Refah Partisi'ni kapatmak yetmez, üçe bölmeliyiz diye bir yazı yazdı. Bu bir projeydi ve projenin son ayağı da Numan Bey oldu. Kendisinin şahsıyla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Ama şunu söylemek zorundayım. Kendisiyle 2 yıl, hatta 2,5 yıl ilçe başkanı olarak çalıştım. Kendisinin söylemlerine, eylemlerine baktığım zaman bugün bu gidişi kendisine yakıştıramadığımı söylemek istiyorum. Çünkü Sayın Başbakan'la alakalı, Sayın Hükümet'in bütün icraatlarıyla alakalı 6 ay önceye kadar yapmış olduğu konuşmalar bugün milletin gözü önünde yapılmış ve onun yaptığı o eleştirilerin %10'unu biz Ereğli'de yapmadık. Ekonomisinden tutun da dış politikasına kadar. Bugün Sayın Başbakan kendisini ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısı yaptı. En son konuşmasında Sayın Numan Bey şu cevabı anlatıyor Has Parti'de o zaman genel başkan. Diyor ki eğer AK Parti'nin hedefi diyor 2023. Eğer diyor bu AK Parti 2023 yılına kadar iktidarda kalırsa bu millet evini yolunu bulamaz diyor. Şimdi Sayın Başbakan'ın yanına geçerek bu millete ev adresimi tarif edecek. Ben onu merak ediyorum. Onu artık kendisine bırakıyorum. Hatta şurada elimde, bak hazır elimde var. Biz diyor ne AK Parti olacağız ne Saadet Partisi gibi.
Siz AK Partisi gibi de olamazsınız, Saadet Partisi gibi de. Siz ancak AK Partili olursunuz bugün. Evet, Saadet Partili olsaydınız orada kalırdınız diyorum ben. Allah yolunu açık etsin diyorum. Yani sorduğunuz için cevap veriyorum. Numan Bey siyasi hayatının en büyük hatasını yapmıştır. Başbakan olabilir belki hiç. Cumhurbaşkanı da olabilirsiniz. Ama ideallerinizi bir kenara iterek hiçbir yerde iktidar olsanız da bana göre hiçbir değer kazanamazsınız. Türkiye'de kurulan siyasi partilerin kurucu genel başkanları vefat ettikten sonra veya o partinin başından ayrıldıktan sonra müthiş derecede bir güç kaybını görüyoruz. Bunu Milliyetçi Hareket Partisi'nde görmedik belki şu ana kadar ama diğer partilerde DSP olsun, Anavatan Partisi olsun, Doğru Yol Partisi, evet, hiçbiri şu anda %1'lerde geziyor. Şu anda da Saadet Partisi'nin kurucu genel başkanı Sayın Necmettin Erbakan vefat etti. Bundan sonraki süreçte ne görüyorsunuz, ne bekliyorsunuz? Tabii biz yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bizim genel başkanımız Profesör Doktor Mustafa Kamal Akbey canla başla milli görüşün Türkiye'de iktidar olması için, hiçbir mazlumun canının yanmaması için, dünya coğrafyası dahil olmak üzere mücadelesine devam ediyor. Durmadan canlara çalışıyor. Bizim şu anda genel başkan diye bir sorunumuz yok. Bizim en büyük sorunumuz çalışmak, çalışmak, çalışmak. Biz çok çalışacağız ve bu davayı tekrar bu millete iktidar olarak karşısına çıkaracağız. Çünkü bu milletin bizden başa gidecek kapısı yok. Yani AK Partili arkadaşlar, samimi söylüyorum, yerelde bizim kimseyle bir derdimiz yok. Hepsi bizim arkadaşımız, canımız, ciğerimiz. Yani onlara bir şey söylemek, onların elinden gelen bir şey yok. Genel başkanları, hükümet ne yaparsa altta bunlar onları yansıtmak zorundalar. Onlara sahip çıkmak zorundalar. Onlara da hiçbir şey söylemiyoruz. Ama yapılan icraatları biz eleştireceğiz. Bakın bugün bu arkadaşlarımız yaptığı icraatları Sayın Mustafa Kamal Akbey kapı kapı gezerek, miting yaparak ortaya koymaya çalışıyor. Peki ne fark var? 2002 yılında AK Parti iktidara geldi. Sene 2013. Yaklaşık evet, 11 yıllık bir iktidar. 10 yılını tamamlamış, 11. yılını doldurmaya çalışan bir iktidar var önümüzde. 2002 yılından bugüne kadar ülkede neler değişti? Örneğin özgürlüklerin arttığı ifade ediliyor. Özgürlükler gerçekten arttı mı? Eskiden siz de söylediniz, Türkiye bir 28 Şubat süreci yaşadı. Müthiş bir baskı milletin üzerinde. Haksızlıklar, adaletsizlikler had safhadaydı. Bugün onlar düzeldi mi? Birçok asker ve o dönemin 28 Şubat'ın evet, içerisinde yer almış birçok kişi cezaevlerinde. Evet. Profesörler de var. Zonguldak'ta milletvekili seçilen Sayın Mehmet Haberal da bugün cezaevinde bu davalardan dolayı. Bunları genel olarak baktığımızda hükümet neleri doğru yapıyor, neleri yanlış yapıyor? 10 yılı nasıl görüyorsunuz siz? Şimdi biz bir kere baştan şunu söyleyelim. Biz kimsenin hapislerde çürütülmesinin taraftarı değiliz. Hiçbir zaman da olmadı. Eğer bir insan suç işliyorsa da bunun cezasını çekecek. Bu da kaçınılmaz. Ama bugün birilerinin karşı çıktığı, 28 Şubat'ta yapılan o hukuksuzluğa birileri alkış tuttuğu günleri de biz biliyoruz. O gün de milletvekili seçilmişti Merve Kavakçı. Hepimiz hatırlıyoruz. Evet. O da millet iradesiyle seçilmişti. Bu milletin oy verdiği insandı o da. Ama o gün ona hukuksuzluk yapılırken birileri ne güzel yapıyorsunuz dediği noktaları biz çok iyi hatırladık. Ama bugün o günkü hukuksuzluğa karşı çıkmadıkları için bugün başına gelenlerin cezasını çekmek zorundalar. Peki siz nasıl görüyorsunuz? Yani bugün de onlar mı ceza çekmeli? Ben onu demiyorum. Ben intikam duygusuyla bunu söylemiyorum. Öyle bir şey yok. Ben şunu söylemek istiyorum. Yanlış kimden gelirse gelsin yanlıştır. Doğruyu kim söylüyorsa söylüyorsun o doğrudur. Yani bunun başka bir izah olabilir mi? O günkü hukuksuzluğu sahip çıkanların diyorum. Bugün efendim milletvekili seçilmiş. İşte bu içeride olur mu deme hakkı yok diyorum. Bu vatandaş seçilmeden içerideydi zaten. Ama bugün başbakan da söylüyor. Yani Türkiye'de hukuk düzeninden birileri rahatsız. Yani istediğimiz şekilde devam etmiyor. Yani devam etmeyince evet, sıkıntılarımızı gideremiyoruz. Yani güçlüden yana, güçlünün egemen olduğu bir hukuk sistemi bu ülkenin önünü açamaz. Bugün bu içeride olanlar geçmiş 12 Eylül Anayasası'na göre yargılanıyorlar. Eğer bu hükümet, bakın iki dönemdir sivil anayasa diyerek bu milletten oy alıyor, öyle değil mi? Evet. Referandum dediler, biz de canla başla mücadele ettik.
her gelen yasa doğru değildi, biz savunduğumuz şey değildi bazıları. Ama içinden bir tanesi bile doğru olsa bizim onu savunma hakkımız vardı. Ve biz bugün iktidarla beraber tuttuk, onu destek verdik. Yani biz hukuksuzluğun karşısında mücadele ettik. Siz bugün anayasayı sivilleştireceğiz diyerek bu milletin oy aldınız. Geldiğimiz daha 5 yıl 6 yıl geçmiş, siz hala anayasada bir adım ileri gidememişsiniz. Siz anayasayı özgürleştirememişsiniz. Onun için 2002 yılından beri işte AK Parti iktidarda, doğrularıyla yanlışlarıyla, 28 Şubat'ta yapılan baskıların bugün birileri üzerinden farklı noktaya çekilmesini biz doğrusu kabul etmiyoruz. Şu bir gerçek, özgürlükler herkes için lazım. Suçlu suçunu çekecek ama bu kadar uzun süreli, siz insanları 4 yıl, 5 yıl, yıllar önce yapıldı, onu söylüyorum işte. Bugünkü anayasaya göre bunlar içeride şu anda uzun tutuluyor. Siz bu anayasayı değiştirmedikten sonra bunun ortadan kaldırma şansınız yok. Yani 5 yıl bir insan içeride yapıp ya özür dileriz biz sizi yanlış yere almışız dedikten sonra bu vatandaşın, bu içerideki vatandaşın hakkını, hukukunu, şahsiyetini, onurunu kim geri verecek? Ya bunu kimse izah edemez bize yani. Bu kim olursa olsun. Evet, suç işlemişse suçunu sonuna kadar çekecek. Hukuksuzluk mu yapmış, zulüm mü yapmış, çekecek arkadaş. Bunun hiçbir savunulur tarafı yok. Bizim evet. Savunduğumuz adaletsiz, yani bana yapılıyorsa zulüm, size yapılıyorsa ne güzel. Böyle bir adalet yok. Şöyle bir gerçek de var aslında. Türkiye'de o anlattığınız dönemde, 28 Şubat döneminde yargıya güven yoktu. Bugüne gelip bakıyorsunuz birçok reformlar yapılmış yargısal anlamda. Kurumlarda çeşitli değişiklikler yapılmış ama yine yargıya bugün güven yok. Bunun yanında size sormak istedim. İnanç özgürlüğü var mı? Çünkü muhafazakar bir yapıdan gelen, milli görüşten gelen bir iktidar. İnanç özgürlüğü var mı Türkiye'de? İfade özgürlüğü var mı? Yani bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama bir şeyleri yaparken de bir şeyleri birbirine karıştırıyorlar. Mesela geçen gün yıllardır bizim savunduğumuz başörtüsü bütün alanlarda serbest olsun diye bir mücadele ediyoruz. Sonuçta biz inandığımız gibi yaşamak istiyoruz. Bu bizim hakkımız. Bununla ilgili çıkardıkları okullardaki yönetmelik var yeni. Burada ne diyorlar? İşte imam hatiplerin de okuyan kızların başını kapatması serbest. Ama diğer liselerde Kur'an-ı Kerim dışında başörtüsü takamaz. Bunu yasak hale getirdiler. Yani bunun neresini savunacağız şimdi? Ama bir tarafta yasaklarken... Bu büyük bir şey değil mi ama? Bugün bundan 10 yıl önce düşünseydiniz, deseydiniz ki ders Kur'an-ı Kerim seçmeli ders olarak Türkiye'de okullarda okutulacak, buna kimse inanmazdı. Bugün bu iktidar bunu yapıyor. Ama bundan 10 yıl önce Abdullah Öcalan'ı serbest bırakacağız deseydik de kimse inanmazdı yani. Onu konuşacağız. Yani artı parantez açacağız. Sanki Müslümanlar... Şimdi şunu söylüyorum ya, bu ülkenin %99'u Müslüman bir ülke. Yani bunu birileri karıştırıyor. Bakın siz sormuşken şurada cevap vereyim yani. Atatürk'ten cevap vereceğim arkadaşlar ya. Yani Atatürk'ü, bugün Atatürkçüyüm diye geçinenlerin Atatürk'ün başörtüsüyle alakalı, giyim kuşamla alakalı, neredeydi? Şurada hazırlamıştım onu ama inşallah hemen bulurum. Yani sözü tam okumam lazım ki bugün birilerinin nasıl, inşallah hemen. Şimdi serbestiyetten bahsediyoruz değil mi? Bak Atatürk'ün, Avni Özgürel'in bir yazısı bu. Şurada var. Özellikle getirdim ben bunu. Bir dakika. Başörtüsü milletvekili diyor. Son seçimlerde yapacağı zaman milletvekili seçilmiştir diyor. Tam net bir okuyayım da diye bakıyorum. Bugün mesela son dönemlerde Atatürk'ün hayatıyla ilgili konuşmalara da girilmeye başlandı, yaşantısıyla ilgili. Daha farklı bir yönünü biz yeni yeni öğrenmeye başladık. Yani resmi Atatürkçülüğün yanında Atatürk'ün manevi yönünü de yeni yeni öğrenmeye başladık. Şimdi ben şunu söyleyeceğim. Bugün kamuda inandığı gibi yaşayıp başını örtmek isteyenlere karşı bir kampanya yürütülüyor birileri tarafından. Bunu da Atatürkçülük maskesi adı altında yapıyorlar. Ben size Atatürk'ün sözüyle cevap vereyim. Ondan sonra biz ne istediğimizi herkes daha iyi algılasın diye söylüyorum. Yeni Kızılay'ın Kadınlar Şubesi'nde düzenlediği çay davetinde yaptığı konuşmaya göz atın diyor.
Düşmanlarımızı aldatan görüntü diyor Atatürk. Bilhassa kadınlarımızın şeklinden, giyim tarzından ve örtünme şeklinden kaynaklanıyor. Onların aldanmalarına yol açan nokta yabancılarla temas edebilecek mevkide bulunan kadınlarımızın tavır ve hareketlerinin, milli tavır ve hareketlerimizin timsali olmayıp belki Avrupa ve tavır hareketlerinin taklitçisi olarak görülmesidir. Fil hakika memleketimizin bazı yerlerinde en ziyade büyük şehirlerinde giyim tarzımız, kıyafetimiz bizim olmaktan çıkmıştır diyor Atatürk. Şehirdeki kadınlarımızın giyim tarzı ve örtünmesindeki iki şekil teşkil ediyor diyor Atatürk. Ya ifrat ya tefrit diyor Atatürk, bunu söylüyor. Avrupa'nın en serbest balolarında bile dış kıyafet olarak arz edilemeyecek kadar açık bir giyim diyor. Bunun her ikisi de şeriatın tavsiyesi, dinin emri haricindedir diyor Atatürk. Bizim dinimiz kadının ne o tefritten de ifrattan da tenzih eder, o şekilde dinimizin müttesası değil muhalifidir diyor. Dinimizin tavsiye ettiği tesettür hem hayata hem fazilete uygundur. Kadınlarımız şeriatın tavsiyesi, dinin emri mucibince örtünseler ne o kadar kapanacaklar ne o kadar açılacaklar diyor. Dini örtünme kadınlar için zorluk çıkarmayacak, kadınların toplumdaki hayatında, ekonomik hayatta, çalışma hayatında ve ilim hayatında erkeklerle ortak çalışmalar yapmasına mani olmayacak bir normal şekildedir. Bu şekil toplumumuzun ahlak ve terbiyesine uygundur diyor. Ne diyor Atatürk? İnandığı gibi örtünüp dini ve içtimai hayatına katılabilir diyor, değil mi? Bunu Atatürk söylüyor. E bugün birileri diyor ki böyle yapamazsın diyor. O zaman senin Atatürkçülük nerede? Atatürk'ün serbest yaptığını siz yasak hale getirmişsiniz. O zaman bir düşün. Siz Atatürkçülük kullanıyor musunuz? Yoksa Atatürk'ün yolundan mı gidiyorsunuz? Atatürk'ün başörtülü milletvekili vardı. Burada var. Ama siz bugün milletin seçtiği milletvekilini bu kadın haddini bildirin diyerek meclisten kovmaya çalıştılar. Evet. Eğer bugün Atatürk yaşasaydı bilmiyorum artık bunu vatandaşlar için ne derdi bunu yapanlar için. Siz halen Türkiye'de şu anda inanç özgürlüğünün olmadığını söylüyorsunuz. Yani yok mu yani, var mı, kim bunu ispat edebilir? Biz şunu söylüyoruz, evet iyi şeyler olmaya başladı. Yetmez. Azınlıklara sağladığınızı bu milletin kendi değerlerinde de sağlamak zorundasınız diyoruz biz. Bakın bugün ruhban okulunu açın diye emir verildi. Öyle değil mi? Dün duyduk, hepimiz duyduk. Ya azınlıklar %1'e sağladığınızı biz de istiyoruz arkadaş. Başka bir şey istemiyoruz. Bizim de hakkımızı verin. Biz de inandığımız gibi yaşayalım. Efendim hatırlarlar Demirel zamanda işte camiler mi kapalı falan dermiş. Yetmiyor ki camiye gidip gelmek. İşte inandığın gibi yaşamak camiye gidip gelmek değil ki sadece. Peki, sosyal hayat, içtimai hayat, her türlü hayatın bu inancın işine girer. Peki bu hükümet kendini ekonomik konularda çok başarılı buluyor. Hatta dünyanın birçok ülkesinde, Avrupa'da, Amerika'da dahi ekonomik krizler yaşanırken Türkiye'nin bu noktada çok sağlam olduğunu, krizlerin Türkiye'yi teğet geçtiğini ifade ediyor. Siz bu görüşe katılıyor musunuz? Türkiye ekonomisi, vatandaşın ekonomisi ne durumda şu anda? Şimdi Sayın Başbakan çok güzel kelime oyunu oynuyor aslında burada. İşte IMF'ye borcumuz yok diyor. Sanki Türkiye'nin sadece IMF'ye borcu varmış gibi milleti bu noktada kelime oyunuyla kandırmaya çalışıyorlar. Bu ülkenin şu anda en son şeyi beraber bütçeyi gördük, televizyondaki bütçelerini. Borcu olmayan bir insan neyin faizini öder bana söyler misiniz? Borcunuz yok. Faiz öder misiniz siz? Tabii ki. Yani borcum yok neyin faizi diye sorarım. Ben diyorum ki ülkenin borcu yok. Ama bu ülke bugünkü 2013 bütçesinde 52 milyar lira eski parayla 52 katrilyon bütçeye faiz gideri olarak koymuş. Ya ben soruyorum size, borcunuz yoksa neyin faizi bu? Kime ödüyorsunuz bunu? Demek sizin borcunuz var. Evet, bu ülke borçlu. Bakın AK Parti en yüksek iç ve dış borçlanmayı yapmıştır 10 yılda. Cumhuriyet tarihinin en büyük borçlanmasıdır bu. Bakın senede ödedikleri faiz 52 katrilyon. 35 yılda yani 12 yılda yapmış oldukları özelleştirme. Maliye Bakanı Şimşek'in açıklaması. 32,5 milyar dolarlık özelleştirme yaptık diyor. Bugün çarpın 2 ile 70 milyar dolar yapar.
katrilyon yapar. 1,5 yıllık faize bütün her yeri sattık diyor baş. Bunu söylüyor. Bunun yani Türkçe açılımı bu değil mi? Evet. Şimdi siz bütün her şeyi sattınız 10 yılda 1,5 yıllık faizi ödediniz daha faiz. Türkiye'nin şu andaki resmi borcu 500 milyar dolar. Hani sizin borcunuz yoktu. Borcu olmayan bir devlet kasasında işte ne diyorlar? Rezervlerinin dolu olduğu patlar derecede öyle diyorlar değil mi? Kasalarımız patlıyor. Kusura bakmayın her 3 ayda bir borçlanıyorsunuz. Niye borçlanıyorsunuz? Yani iyi bir tüccar kasasında para varken tutup borç alır mı ya? Demek ki siz birilerine hala rant ekonomisiyle faiz akıtıyorsunuz. Birilerini besliyorsunuz. Bunun neresi başarı? Siz iktidara geldikten sonra, ben bunu soruyorum şimdi. Ülkedeki açılan ve kapanan şirketlerin, esnafın dükkanı sayısını çıkarsınlar. İşsizliği söylesinler. Bak benim elimde hepsi var. Hepsi var. Resmi onların, devletin rakamları bunlar. İşsizlik %18,5 gençlerde. Siz neden bahsediyorsunuz? Okumuş işsizlerin sayısı %24'ü bulmuş bu memlekette. Ereğli'de İşkur'da 24 bin kayıtlı işsiz var. Öyle mi sizde? Evet. Gazeteci görüyorsunuz. Evet. Şimdi Ereğli gibi bir yerde sacın olduğu, kömürün olduğu değil mi? 24 bin kayıtlı işsiz varsa, siz Türkiye'yi düşünün, kırsal kesimi düşünün. 780 bin lira asgari ücret verdiğiniz bir insanı düşünün ya. Bugün en kötü yerde kira 300 bin lira. Öyle mi? Ereğli'de yaşıyoruz. Ya 4 çocuğu olsa, simit çay içse, ya bırak telefon falan, elektrik suyu söylemiyorum. Ya sadece simitle çay içse bu çocuk geçimini sağlayamaz bu aile. Ya siz bir açlık sınırını 1 milyar 300 belirlemişsiniz, 780 bin liraya mahkum etmişsiniz. Bu mudur başarı? Bu mudur Erbakan'ın yolunda gitmek? Erbakan'ın dönemini atsınlar. Bakın Sayın Başbakan 97'ye kadar, 98'e kadar söylüyor, 97'yi atlıyor. O dönemdeki başarıyı söylemiyor. Cumhuriyet tarihinin en başarılı hükümetidir Erbakan hükümeti. Bizim dönemimizde 29 milyar dolardı borç. 28 milyara düşürerek gitti hoca. Ama bu arkadaşlar bugün 500 milyar dolara çıkardı. Bizden sonra Ecevit hükümeti geldi. Ana sol M hükümeti. 109 milyara çıkardı o 28 milyar dolarlık borcu. Biz bunları yaşadık. Bu paralar kime gidiyor? Kimin cebine gidiyor? Yatırım mı yaptınız? Fabrika mı kurdunuz? Ya birisi izah etsin. Erdemir'i sattınız. Fabrika mı kurdunuz? Ya Ereğli'ye ne yatırım yaptınız? Tersaneler diyeceğiz. Konuşacağız belki. Zonguldak'a Ereğli'ye gireceğiz tabii ki de. Türkiye gündemiyle bağlantılı olduğunuzu siz her yeri satarak aynı kumarbaz. Peki nereye doğru gidiyor Türkiye? Örneğin ekonomide borçlar var. 500 milyar dolardan bahsediyorsunuz. Baktığımızda vatandaş da çok borçlu. Kredi kartlarından borçlu, telefonundan borçlu. Lüks bir tüketim var. Bir tüketim toplumu olduk. İthalat müthiş derecede artmış. İhracatı çok fazla değil. Yani üretim yapmadığımızdan. Tarıma bakıyorsunuz. Tarımda bir daralma var. Tarımı da ithal etmeye başladık. Hayvancılıkta çok iyi noktadayken bugün ithal etmeye başladık. Bu nereye doğru gidiyoruz? Şimdi Vedat Bey, kısaca bunu anlamak için işte geçmişi bilirseniz, yani hastalığı bilirseniz tedaviyi bulma şansınız var. Lozan Anlaşması'nda İsmet İnönü'nün yaverliğini yapan o günkü Haim Naum, Mısırlı papaz haham, o günkü imza atanlardan biri beraber girip o günkü anlaşmaların önünde olan kişi Haim Naum. O günkü karşı tarafa şunları söylüyor. Diyor ki siz bu Türkiye'yi böyle dize getiremezsiniz. Şu 4 şeyi, şu 5 şeyi bunların üzerinde uygulayın. Bunlar zaten kendiliğinden yok olacaklar. Bu bir. Bugün bunu söyleyelim, hep beraber düşünelim. Bu ülke bugün bu halde mi? Bu milleti aç bırakın. Bugün aç mı bu millet? Evet. Bunu söyleyeceğim. Niye aç bu millet? Bugün sosyal yardımlaşmadan 8,5 milyon aileye yardım yapıldığı söyleniyor. Bu eskiden işte 2 milyondu, 8 milyon. Demek ki 8 milyon aileyi bugün perişan hale getirdiniz. Bunun başka bir izahı olabilir mi? Onlar da şunu söylüyorlar ama daha önce 2 milyona ulaşılmış, 2 milyon fakir aileye ulaşılmış, bize herkese ulaşılmış. Öyle değil işte o. Bizim zamanımızda 890 bin kişiydi ve biz de sıcak yemek veriyorduk. Bunu bugünkü hükümet çok iyi biliyor. Biz biliyoruz, rakamları da biliyoruz. Bu milleti işsiz bırakın. Bu milletin şu anda işsizlik oranı %12.
Kendi rakamları bunlar. Evet. İşsiz mi kaldık mı işsiz? Bu milleti borca esir edin. Bunu söylüyor o Hayim Nağım. Bunları uygulayın diyor işte. Bugün bu milletin hepsi borçlu mu? Bugün köyde emekli olanın, bakın 2010 yılında Saadet Partisi köylüyü dinliyor diye bir program yaptı. Kapı kapı köylerde gezdik, anket yaptık. 10 tane soru sorduk ankette, 10 soru. Dedik ki bunlardan birisi borcundan dolayı bu köyde hapis yatan var mı diye. Her köylü, 3 kişi hapis yatıyor bu köyde, her köyde. Buranın köyünde. Çok basit, gitsin herkes görsün. Borcundan dolayı hapis yatıyor. Soruyoruz, evinin altında kaç tane inek vardı? Eskiden 5 varmış, 3 varmış, şimdi hiç yok. Şimdi diyorsunuz ya tarım bitti. Biz işsiz kaldık. Tarımı bitirdik, köylü çalışmıyor. Çünkü çalışsa karşılayamıyor, masrafı karşılayamıyor. En iyisi boş bırakıyor. Bugün ekmeden para veriyor devlet. Niye veriyor? Bana sonra fonlardan veriyor bunu. Çünkü ithal ediyorsun. Bugün samanı ithal ediyoruz, saman. Bu millet samanı ithal eder hale gelmiş. Geçen televizyonda dinlemişsinizdir. Kars'ta birisi bir genç saman ağası diye işte 1 milyon 200 binden o da garaborsa satıyor. Ya samanı ithal eder hale gelmişiz. Bak biz işsiz kalmışız. Ve bu milleti dininden uzaklaştırın. Zaten bunlar yumuşak lokma olur yutarsınız diyor. Bugün geldiğimiz noktanın bunun başka bir izahı var mı? Avrupa Birliği'ne gireceğiz diye. Açız, işsiziz, borca esir edilmişiz, maneviyatımızı kaybetmişiz. Ve biz yumuşak lokma olmaya doğru giderken biz şimdi çıkıp ya bu arkadaşlar ne de iyi yapıyormuş diyemeyiz arkadaş, bu vebaldir. Biz bu arkadaşlarımızla uyarmak zorundayız bakın. Peygamberimize diyorlar ki, Peygamberimiz diyor ki iyilere ve kötülere iyilik yapın. Ya sahabe soruyor. İyileri anladık da kötülere iyilik yapılır mı diyor. Ya Resulallah nasıl olacak? Onların diyor kötülüğüne mani olun diyor. Ona iyilik yaparsınız diyor. Şimdi biz bunu söyleyeceğiz. Biz o arkadaşlarımızın da yanlıştan kurtulması için mücadele ediyoruz. Geldiğimiz nokta buyken nasıl biz içimiz yanmadan bu şeyleri anlatmadan durabiliriz? Bugün Ereğli'de kaç kişi icralık, siz bizde neyi biliyorsunuz Vedat Bey? Ereğli'de konuşacağız. Hükümetle alakalı genel anlamda iki konu daha var. Biri Orta Doğu projesi, İslam ülkelerinde yaşanan değişim furyası, akabinde yine Türkiye içerisinde terörle müzakere, terör örgütü elebaşısıyla müzakere, bunu da konuşacağız ama şimdi baktığınızda bu kadar kötü yönetiyor diyorsunuz, eleştiriyorsunuz. Rakamları da, belgeleri de ortaya koyuyorsunuz. Ama baktığınızda sürekli grafiği yükselen bir iktidar var. Yani her girdiği seçimde oyunu artırarak iktidara gelen bir Adalet ve Kalkınma Partisi var önümüzde. Şimdi Sayın Başbakan, şimdi siz eğer sokağa çıkarsanız, şu beraber çıkalım. İşte Vedat'a mı oy verirsiniz, İsmail'e mi desek, ya Vedat'a verirler ya İsmail'e verirler. İki başka bir orta yol var mı? Yani siz televizyonda AKP mi CHP mi dediğiniz zaman mütedeyin düşünen insanların oy vereceği parti AK Parti olur. Evet. Ya yani kendisini sol diye tanımlayan arkadaşların oy vereceği parti Cumhuriyet Halk Partisi olur. Bunun başka bir yolu yok. Ama siz ortaya üçüncü bir parti, üçüncü bir şahıs koymadıktan sonra bu kutuplaşma devam edecektir. Biz bunu 1980 öncesinde yaşadık. O zaman da birileri Ecevit Demirel kavgasında bize oy vermezseniz faşistler gelir diyorlardı. Bak sağı bölmeyin deyip Demirel'e oy veriyorlardı. Biz o günleri de yaşamış bir teşkilatız. Biz yani rahmetli hoca derdi, biz aşılıyız o konularda. Yani sağ sol meselesi değil. Bu ülke meselesi. Bugün tabii gündemde sağ sol meselesi yok. Yok. Niye yok? Hoca onu söyledi. Öyle bir davalar yoktu ki zaten dedi. Evet. Yani o gün birileri bunu kullanıyordu. Bugün işte bize oy vermeseniz CHP gelir. CHP'ye oy vermeseniz AK Parti gelir. Böyle bir birbirini ürkütme bir politikasıyla bir de televizyon vermiyor sizi. Yani alternatif ortaya koyamıyorsunuz. Peki siz nasıl dinle iktidara geleceksiniz bu kapı kapı şartlarda? Geziyoruz. Kapı kapı gezip anlatacağız. Biz 1990'da da böyle yaptık. Televizyon o zaman da bizi vermiyordu. Şu anda örneğin o zaman birileri baskı yapıyordu. Yaklaşık bugün bir yıl sonra, bir yıl, iki ay sonra bir seçim yapılacak. Yerel seçimleri. Şu anda çalışma yapıyor musunuz yerel seçimleri? Tabii bizim şu anda Mart'ın sonunda aday tespitimizi bitirmiş olmamız lazım. Onunla çalışmalarımız devam ediyor. Biz Türkiye seçimden seçime değil Vedat Bey. Nesilden nesile siyaset yapıyoruz. Yani biz seçim biter, biz yatalım değil, biz seçim biter sabah devam ederiz. Yani bizim yenilgiymiş böyle bir derdimiz yok. Biz zaferi beklemek bizim görevimiz, evet, idealimiz ama zaferin sonuçlanması bizim işimiz değil. Biz bu mücadeleyi veriyor muyuz, vermiyor muyuz? Bizim hesabımız bu. Evet. Biz bu konuda hesaba çekileceğiz. Yani
Yoksa iktidar olmuşsunuz. Bakın zaman çok çabuk geçiyor. Dünün milletvekili olanları bugün değil. Dünün belediye başkanı olanları bugün değil. Bütün mesele gök kubbede hoş bir seda bırakıp bu millete hizmet etmek. Yani devlet garson bir devlet olacak. Yani milletin ayağına giden, millete hizmet eden, millete yukarıdan bakan değil. Eğer bir Peygamber Efendimiz bunu anlatayım, örnek vereyim. Biz böyle düşündüğümüz için böyle yapıyoruz. Biz örneklerimizi inandığımız değerler üzerinden veririz. Başkaları nereden verirse. Peki o zaman şöyle özetleyelim. Bu konuyu da bitirelim. Saadet Partisi iktidara gelirse bu millet neyi görecek? Neyi yaşayacak? 1997 yılında işçinin, memurun, çiftçinin, esnafın, emeklinin aklınıza ne gelirse, nasıl rahat ettiyse, hakkını nasıl aldıysa aynı şekilde almaya devam edecek. Biz bunu gökyüzünden bulup indirmeyeceğiz. Yine bu milletin vergilerinden vermiş olduğunu faize değil bu milletin direkt cebine akıtmaya devam edeceğiz. Yaşanabilir bir Türkiye için her türlü mücadeleyi vereceğiz. Veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Bizim derdimiz bu millet. İdarecilerinin, Hazreti Ali söylüyor, idarecilerinin zengin olduğu bir millet fakirleşir diyor. Ama idarecilerinin fakir olduğu millet zenginleşir. Bunu herkes düşünsün benim ne demek istediğimi. Evet. Onun için Saadet Partisi geldiğinde bu millet huzur ve refah içinde yaşamasına devam edecek. Peki son dönemde özellikle Arap ülkelerinde, İslam ülkelerinde iç karışıklıklar var. Yönetimler değişiyor. Türkiye Ortadoğu'nun Ortadoğu projesinin eş başkanıyım diye bir açıklaması da var Sayın Başbakan'ın. Suriye meselesi ortada. Evet. Suriye son dönemlerde karışık. Neredeyse Türkiye'ye savaş haline girecek bir duruma geldi. Oradaki tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi dünyada 2001 yılında bunu anlatmak için bunu bilmek zorundayız. 2001 yılında Amerika Dışişleri Bakanı o günkü Condoleezza Rice'in bir sözü var. Bizim hedefimiz Orta Doğu'da 22 tane İslam ülkesinin haritasını değiştirmektir demişti. Bugün herkesin bildiği bir söz bu. Bugün Orta Doğu'da şu anda 17 tane İslam ülkesinin haritası değişmiş durumda. Demek ki daha onların hedeflerine göre 5 tane daha ülke değişime zorlanacak, değiştirilecek. Bunların içinde Türkiye'de var. Bunu Kürtler vasıtasıyla yapmaya çalışıyorlar. Yani terörü sanki Türkiye'de Kürt sorunu varmış gibi lanse edilerek ülkeyi bölmeye gayret ediyorlar. Bakın dikkat edin. Amerika aslında Orta Doğu'da at değiştiriyor. Yıllarca kullandığı Saddam'ı, yıllarca kullandığı Hüsnü Mübarek'i, yıllarca kullandığı Bin Ali'yi, yıllarca kullandığı işte Beşir Esad'ın, yıllarca kullandığı bir sürü sayabilirsiniz bu ülkelerin hepsini kullandı. İstediği gibi kullandı. Onların zenginliklerini yedi, içti, bitirdi. Bakın Amerikalı yazarın bir sözü var. Emperyalizm öyle bir illettir ki diyor, petrolün olmadığı yere gitmez diyor. Libya'da Gaddafi'ye yapılan zulüm, zulümdür diyorum. Gaddafi kendi ülkesinde zalimlik yapmamış. Bugün anlatıyorlar. Ya öğrencisine para almıyor. Her türlü şey, her şey bedava. Ne oldu da iki günde oraya çöktüler? Libya'nın petrolü var. Suriye'ye niye müdahale etmediler? Öyle düşündüğünüz zaman öyle değil mi? Kan gövdeye götürüyor. Her gün insan, binlerce insan katlediliyor. Ama Libya'da petrol var. Fransa çökmek üzereydi ekonomisi. İlk vurduğu yer Libya'dır. Bu ikinci bir Haçlı seferidir dedi. Sayın Başbakan çıktı dedi ki NATO'nun Libya'da ne işi var dedi. Bir ay sonra Libya'dan önce tezkere çıkmadan biz gemileri gönderdik. Ya bunu neyle izah edecekler? Suriye'de Esad'la beraberdiler daha düne kadar. Zalim olduğunu bilmiyorlar mıydı? Hepsi biliyordu, biz de biliyorduk. Çünkü babası zalimdi. Halepçe'de binlerce Müslümanı öldürmüştü. Ama orada bir sürü Müslümanlar var. Yani Esad zalim diye oradaki halkın ölmesine biz nasıl razı olabiliriz? Bakın Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak ekibiyle beraber Suriye'ye gitti. Ve Sayın Başbakan eleştirdi. Bunların burada ne işi var dedi. Ama biz şunu biliyoruz. İki kardeş kavga ediyorsa aracı olun diyor. Allah öyle buyuruyor. Bu kanı durdurun diyor. Bizimkiler gitti. Genel Başkanımız Esad'a dedi ki bak bu kanı durdurmak zorundasın. Diyerek uyarı görevini yaptı. Biz görevimizi yaptık. Zalim
yine devam ediyor olabilir Esat. Biz bunu tasvip etmiyoruz ki. Ama daha düne kadar beraber yatlarda, katlarda beraber geziyordu Sayın Başbakan'la. Şimdi bunların eleştirmeyelim mi bunları? Bunları söylemeyelim mi bu millete? Yani şey meselesi, yani geliyor gene Türkiye'nin niçin bu tezgahın içine çekildiği? Evet. Bakın Türkiye 1000 yıl önce de bu stratejik konumdaydı. 1000 yıl sonra da bu konumunu devam ettirecek. Çünkü gerçekten bu millet çok nasipli, Allah'ın sevgili bir kulu bu milletin insanları ve çok güzel bir memlekete yerleştirdi. Stratejik olarak bu milletin düşmanı bitmeyecek. Bu görünüyor. 1000 yıl önce de vardı. Çünkü siz çok değerli bir yerdesiniz. Siz buna göre bir duruş sergileyemiyorsanız, milli bir dış politikanız yoksa, efendim Amerika'nın düşman gördüğünü biz de düşman görürüz diye bakıyorsanız, çünkü dün çıktı bu, Amerika'nın düşman gördüğünü biz de düşman göreceğiz diyorlar. Terör örgütü ilan edeceğiz diyorlar. Ya Amerika ile bizim neyimiz bir ya? Bana söyler misiniz? Amerika 110 bin kilometre ötede geliyor burnumuzun dibinde, sıfır komşularımıza sıfır sorun diyorduk değil mi? Evet. 10 yıl önce böyle başladık. Çözümsüzlük çözüm değildir dedi. Kıbrıs'ı verdik neredeyse. Yani biz her şeyi biz veriyoruz. Ermenistan meselesi şimdi komşulardan geçiyoruz. Dış politikadan. Ermenistan'da tavizi biz verdik. Adamlar özür dilemedi. İsrail 9 tane vatandaşımızı seçerek vurdu, öldürdü. Hem de uluslararası sularda özür dile dedik. Bırakın tazminatı geçtik dedi. Özür dilemeyiz dediler. Biz İsrail'in bütün dediklerini yapıyoruz. Siz ne zaman duruşunuzu sergileyeceksiniz? Ben hatırlıyorum. Sayın Abdullah Gül, 2 tane İsrail askeri kaçırılmıştı Lübnan tarafından, Hizbullah tarafından. Buradan İsrail'e giderek o 2 aileyi ziyaret etti. Taziye ziyaretinde bulundu. Ya ikisini sadece kaçırdılar, öldürmediler. Ya 9 tane senin vatandaşını öldürdüler bu memlekette. Ne yaptın? Ne yaptın? Bana söyler misin? Sana geldiği zaman Birleşmiş Milletler'in bütün kararlarına uyacaksın. İsrail'in üzerinde 200'ün 300'ün üzerinde Birleşmiş Milletler kararı var. Bir tanesini uygulamamış şu ana kadar. Bakın dün akşam Şam'ı vurdu. İzlediniz mi? Evet. Neye göre vuruyor? Bana söyler misin? Amerika izin verdi diye vuruyor. Ya arkadaş sen Amerika ile nasıl stratejik ortaksın? Nasıl aynı idealler uğruna mücadele ettiğini deklare edebilirsin ya? Bunu kimse izah edemez. Ve Sayın Başbakan çok yanlış bir politikayla bu ülkeyi yönetmeye başladı dış politikada. Allah sonumuzu hayır etsin. Yani çok iyi bir görüntü değil. Bakın bunu söylerken şunu da değinelim. Bizim Güneydoğu meselemiz. Bakın bizim Güneydoğu meselemiz öyle bugünkü bu arkadaşların yaptığı gibi çözülecek bir mesele değil. Peki ona geçelim. Orta Doğu'da yaşananlar bunlar. Türkiye'nin Amerikan politikalarına alet olduğunu ifade ediyorsunuz. İsrail politikalarına alet olduğunu ifade ediyorsunuz. Terör sorunu 1980'lerde başlamış. Sene 2013 halen terör sorunuyla uğraşıyoruz. Bu hükümet iktidara gelmeden önce Kürt sorunu diye bir sorun ortada yoktu. Ancak Kürt sorunu ortaya çıktı birdenbire. Biz Kürt sorununu konuşmaya başladık. Terör sorunu oldu Kürt sorunu. Evet. Bu 10 yılın sonunda da 2012'de başladı. 2013'te devam ediyor. Gizli görüşmeler yapıldı önce terör örgütüyle. Bugün de aşikar şekilde terör sorunu çözülecek diye bugün bebek katili dediğimiz, idamla yargıladığımız, sonradan vazgeçtiğimiz, 30 bin insanımızın ölümünden sorumlu tuttuğumuz terör örgütünün lideriyle müzakerelere başladı. Türkiye resmen, Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Evet. Şimdi Vedat Bey, işte bunları bilmek için gene söylüyorum. Türkiye teröre teslim mi oluyor? Şimdi söyleyeceğim bakın. Yıl 1990'lı yılların başında rahmetli Erbakan Hoca'nın Bingöl'de yapmış olduğu bir konuşma var. Hı. Siyasi yasaklı hale getirildiği konuşmadır bu. Bugün konuşulanlara bakıyoruz bakın. O gün Erbakan Hoca'nın söyledikleri şunlar. Türkiye'de Kürt sorunu yoktur. Devletin bölge halkına yapmış olduğu yaklaşım vardır diyor. O günkü. Şövenist yaklaşım sorunu vardır. Bugün konuşuyoruz değil mi? Evet. Bunu 90'da söylemiş hocam ve ceza almış bu konuşmalarından dolayı. Din düşmanlığı yaparak maneviyatsız bir nesil yetiştirilmiştir orada. Bugün şamanizmi, bugün işte zerdüşlüğü bu millet Kürt halkına reva gören bir dini bir yapılanmanın içine gidiyorlar.
Marksist ve materyalist terör örgütüne dolayı destek sorunu var. Kim veriyor? Amerika. Eşeğin çıkmadığı yere adam uçak savar çıkarmış. Biz iktidara geldik, çekiş gücün bu ülkeden gönderilmesi için mücadele ettik, 4 ay sonra gönderdik. Bu da terör durdu, dikkat edin. 2000 yılına kadar terör olmadı. Çünkü adamların elini kolunu bağladı hoca. Biz çekiş gücü olduk. Bunlar şimdi patriot füzeleriyle füze kalkanlarını getirdiler. Kime karşı koruyacaklar merak ediyorum, söyleyeceğim onları da. Güneydoğu'da yatırımsızlık sorunu var. İşsizlik var. İşsiz adam her şeyi yapar. Güven sorunu var, o güvenlik. Güvenliği sağlayamıyor. Ya bir düşünebiliyor musun? BTP milletvekilleri başbakana diyor ki sıkıysa gel diyor ya. Değil mi? Değil mi? Evet. Ya sen hangi ülkedesin? Seni koruyamazlar. Ya bu ülkede topraklarında eğer bir başbakanı koruyamıyorlarsa, tehdit ediliyorsa bunu düşünmek lazım. Bu gücü kimden alıyor bunlar? Hocamızın sorunu, rahmetli Erbakan Hoca sorunu söyledi. Çözümü de önerdi o zaman. Maneviyatsız bir toplum olmaz dedi. Bunları maneviyat, bunları birleştirecek sadece İslam kardeşliği. Bunları yapacaksınız. Hadim devlet olacak. Milletin ayağına gider. Merhamet ve şefkatle yaklaşan bir devlet. Yani gündüz askerden o dönemleri anlatıyorlar. Gece teröristlerden çekiyorlardı. Böyle bir baskı yaşadılar o dönemi. Bugün herkes anlatıyor. Kardeşlik duygusunu geliştireceksiniz. Bu milletin kardeş olduğunu, 1000 yıl beraber yaşadığımızı, Kurtuluş Savaşı'nı beraber verdiğimizi, Çanakkale'de beraber şehit düştüğümüzü bu millete anlatacaksınız. Bunu anlatmazsanız bu millet senin işte babasını anasını yaptığın zulümle beraber büyür. Sen bunu ona vermezsen bunu bitirme şansın yok. Din ve vicdan, inanç, kürtüler, özgürlük ve inandığı gibi yaşam özgürlüğü tanıyacaksınız o insanlara. Ya ben Kürdüm diyemeyecek mi bir insan? Adam ben Almanım diyebiliyorsa bunu niye diyemez? Yani yanlış mı düşünüyorum ya? Bu bir özgürlük değil midir? Allah'ın biz mesela Türk olarak olmak isteyerek mi doğduk mesela diyebilir adam. Ve öbürü Alman olarak doğmak mı istedi? Allah öyle yarattı. Yani yaratılıştan dolayı insanları kınama. Benim babamın işte bu babadan doğmak mı istedim ben? Veya benim çocuklarım benden mi? Böyle bir şey yok. Allah öyle takdir etmiş. Yani çocuğun suçu ne? Yani bu böyle bir yaklaşım böyle kamplaştırır, ötekileştirir. Attığın adımın hesabını vereceğine inanan bir nesil yetiştireceksin orada. Yani yaptığım, ben bu işi niye yapıyorum arkadaş? Bu dünyanın öbür tarafı da var. Bu nesli böyle yetiştirmediğin sürece Kürt sorununu çözme mümkün değil arkadaşlar. Bakın siz bunu yaparken Sayın Başbakan'ın bazı tavırları çok sert. Yani keskin, öyle bodoslama mı diyeceksiniz? Biraz aslında millet de bu başbakanın bu Kasımpaşalı gibi tavrı. Evet, bizden gibi tavrı da hoşuna da gidiyor. Şeyh Edebali diyor ki Osman Gazi'ye, sen artık beysin diyor, bey. Küsmek bize, sevdirmek sana. Kızmak bize, sevdirmek sana. Şimdi idarecinin görevi bu. Allah sana bir makam verdiyse sen mülayim olacaksın. Sen hizmetçi olacaksın. Yani peygamberimizden örnek verirken az önce diyecektim. Peygamberimizi görmeye gelen bir şahıs, peygamberimizin o anda işte servis yapıyor. Peygamberimiz servis yapıyor. Çay servisi, su servisi neyse. Diyor ki o gelen, ya biz Allah'ın Resulü'nü arıyoruz. Diyor ki hizmetkardır o diyor. Yani peygamberimiz gelen misafirine hizmet etmiş yani. Böyle bir nesil, böyle bir görüşe sahip insanları birini incitme şansı olur mu? Şimdi Türkiye'nin en büyük parasını harcadığı yerdir Güneydoğu. Evet. 500 milyar dolardan bahsediliyor. Ya bu birinin cebine silah olarak dönüyor. Silah parası olarak dönüyor. Yani düşünün, adam sıkışıyor, Güneydoğu'yu karıştırıyor, sana silah satıyor. Satlamı indiriyor, petrol parasını cebine indiriyor. Milyonlarca orada Müslüman ölüyor. Sen burada televizyonda seyreder gibi seyrediyorsun. Libya'da bakın binlerce insan öldü. 1.200.000'den bahsediliyordu o zaman. Aradan 3-4 ay geçti. Amerikan Büyükelçiliği'nde 4 kişiyi bomba atarak öldürdüler. Hatırladınız mı? Obama Başbakan'ı arıyor. Diyor ki Sayın Başbakan, senin diyor ortada üzerinde etkin var. Sen diyor bu millete bir şey söyle de bunları diyor sakinleştir. Başbakan açıklama yapıyor. Sakin olun işte. Ondan sonra da şunu söylüyor. Bak diyor, ben bu ülkede 10 yıldır başbakanım. Aynen bu söz söylüyor. Bak bizim memleketimizde o kadar olaylar oldu. Biz bu milletin gazını aldık diyor. Duydunuz değil mi? Evet.
Biz törpüledik diyor bu milleti. Bugün siz de törpülendiniz. Bugün Güneydoğu'da asker şehit olurken biz eskiden kanımız donardı değil mi böyle? Evet, tüylerimiz diken diken olurdu. Şeyde Irak'ta 1 milyon 200 bin Müslüman katledildi. Genç kızların ırzına geçildi. Biz bunu televizyondan seyreder gibi seyrettik. Ama biz Saadet Partisi olarak seyretmedik. 9 tane miting yaptık. Zalimlere lanet mitingleri düzenledik. Bakın biz durmadık. Biz bugün de yapıyoruz. Patriotlara karşı da yaptık. Peygamberimize hakaret yapıldığında da miting yaptık. Bizi törpüleyemediler. Biz %1 kaldık. %1 kaldık törpülenmeye. Biz mücadele ediyoruz. Yani bu mudur? Sayın Başbakan iktidar diye yapılan zulme seyirci kalıyorsa bu insanlar kusura bakmayacak. Bunu vebalini ödeyecekler. Biz 1 milyonluk Çağlayan mitingi yaptık. Sayın Başbakan gitti. Davos'ta Van Münih dedi. Çok doğru söyledi. E sonradan ne yaptığını biz de biliyoruz. Siz de biliyorsunuz. Bunu niye söylüyorum? Ya zalimin karşısında susan dilsiz şeytandır diyor Peygamberimiz. Biz Müslüman ölüyor. Bırakın Müslümanı, insan ölüyor. Biz burada televizyon seyreder gibi seyrediyoruz. Sanki televizyonda çizgi film oynuyor. Ve o günkü dönemi hatırlayın. Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış Bey'di o zaman. Irak'a ilk kurşun atıldığında 1 milyar dolar gelecek diyordu. Hatırlıyor musunuz? Evet. Kimin üzerinde pazarlık? Müslüman kanı üzerinde pazarlık. Bunun hesabı öbür dünyada çok ağır olacak. Biz bunu söyleyeceğiz. Bugün de aynı şey. Bugün NATO'yu göreve çağırıyoruz. Gel ey NATO bizi kurtar. Biz diyoruz ki yıllardır ya gelin İslam ortak pazarını kuralım. Müslümanın arasındaki kavgayı Müslüman çözsün. Elin gavuru bizim kavgamızı bilmez. Elin gavuru bizi yeraltı, yerüstü zenginliklerimizi bizi sömürmeye geliyor. Bakın D8 projesi. Bunu söylerken oraya geçerek söyleyeyim. Evet. Vedat Bey. D8 projesi olsaydı 28 bugün 22 tane ülkenin haritasını değiştirmeye uğraşanların ona cesaret etme şansı yok. Ve Alman yazarın dediği gibi Erbakan'ı düşüren Fadime Şahinler, Ali Kalkancılar değildir dedi. Yapmış olduğu D8 projesidir. O söylediği İslam dinarıdır. Eğer onlar olsaydı biz ne diyorduk? İslam ordusunu kuralım değil mi? Evet. Bugün nasıl? Şey NATO gücü varsa o gün İslam gücü olsaydı bize kimse cesaret edip bu Müslümanlar üzerinde ensesinde boza pişiremezler. Peki. Peki Sayın Başkan, genel konularla ilgili isterseniz bitirelim. Değinmek istediğiniz anayasa bir konu varsa mesela. Kısaca bundan da bahsedelim. Daha şimdi bakın, izleyenlerimiz Zonguldak'la ilgili de bir şeyler bekliyorlar. Ereğli ilgili. Anayasa ile ilgili söyleyelim bir iki şey. Bu darbe anayasası bir an önce ortadan kalkmalıydı. Evet. Bakın anayasa demokratik bir anayasa olmalıdır. İmtiyazı hak sahibisi görmemelidir. Yani imtiyazı olanların hakkını görmemelidir. Yani bürokratik ve oligarşik de olmayacak bu anayasa. Kimse bu milletin üzerinde baskı kurmayacak. Herkes istediği şekli, istediği yorumu yapmayacak o anayasada. Anayasa adil olacak. Güçlü ve güçlüye hak sebebi görmeyecek anayasa. Öyle bir anayasa yapacaksınız. Bu iktidar bunu yapmak zorunda. Hukukun üstünlüğü ilkesi benimsenmelidir. Hak ve adalet merkezde olmalıdır yapılan anayasa. Anayasa özgürlükçü olmalıdır. Herkesin istediği gibi inanabilmeli, inandığı gibi yaşayabilmeli. İnandığını öğrenebilmeli, öğrenebildiğini ifade edebilmelidir. Ancak başka görüşlere küfür, hakaret, tehdit, şiddet içermemelidir. Bunları yaparken. Anayasa net ve anlaşılır olmalıdır. Laiklik, irtica, Atatürk milliyetçiliği. Bunları net ortaya koymalıdır herkes. Ne demek istiyorsanız Vedat ayrı, İsmail ayrı anlamayacak. Ne yazıyor? Net olacak. Bunları siz bu ülkede yapmadıktan sonra sivil bir anayasadan bahsetme şansınız yok. Evet. Bugün Zonguldak'a baktığımızda son açıklanan rakamları siz de gördünüz herhalde. Zonguldak önemli bir göç verdi. 22. sıradaki, kalkınmada 22. sırada olan Zonguldak bugün 29. sıraya geriledi. Tabii Ereğli'ye baktığımızda durum çok daha vahim. Yaklaşık 40 binin üzerinde icra dosyası. Bu da demek oluyor ki bizim nüfusumuzun tamamı 170 bin. Hemen hemen her ailede icralık olan bir kişi var. Bu da sanırım ekonominin ne kadar kötü olduğunu, Zonguldak'ın, Ereğli'nin ne kadar kötü olduğunu anlatıyor aslında bize. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu, Zonguldak'ı, Ereğli'yi?
iktidar yeterince bu bölgeye hizmetlerini aktarabiliyor mu? Vedat Bey, herkes bu millete hizmet etmek için siyaset yapıyor kendi açısından. Ama icraatlara baktığınız zaman, sonuçlara baktığınız zaman işin işte böyle olmadığını görüyorsunuz. İşte Ereğli'den bahsediyoruz. Biz Zonguldak İl Başkan Yardımcısı olarak Zonguldak'ın sıkıntılarını çok yakından takip ediyoruz. Erdemir özelleştirirken, o zaman Ereğli ilçe başkanıydık. Çıktık, açıklama yaptık. Ereğli, Erdemir özelleştirilmemelidir. Ne yerliye ne yabancıya. Bakın o gün Erdemir oyağa satıldığı zaman birileri çok sevindi. Bir kısım, ben 3 gün sonra bir açıklamam var, medyada vardır. Bugün sevinenler yarın ağlayacak demiştim. Bugün Ereğli ağlıyor. Türkiye'de köle gibi çalıştırılan ve sömürülen bir kitle var. Köle. Çalışacaksınız, çalıştığınızın tamamını bana vereceksiniz. Böyle bir dünya, böyle bir yaşantı. İşte bu emperyalistlerin, kapitalistlerin bu insanlara reva gördüğü bir düzen. Yani 500 bin ailenin işte 4,5 milyar insanı nasıl sömürdüğünü Ereğli'nin küçük bir bölgesinde Zonguldak'ta görebilirsiniz. Ereğli'de herkes borçlu. Sokağa çıkın, Zonguldak'a gezin, borçsuz bir tane adam bulamazsınız. Emekli borçlu, kredi çekmiş çocuğu, sıkıntıya düşmüş, arsasını ipotek yapmış, evini yapmış. Doğrudur, yanlıştır, yanlıştan yapmıştır. Ben bunu savun, başka bir şey söylüyorum. Bu millet borçlu ama söyledim size. Bu 4 şeyi uygularsanız bu milleti yutarsınız demiştim, değil mi? Bugün bu millet bu 4 şeyi yaşar hale gelmiş. İşte bugün Ereğli'de 42 bin tane icralık dosyadan bahsediliyor. Bugün Ereğli'deki esnafın kepek kapattığını, bugün Ereğli'de Erdemir olmasına rağmen ağır sanayinin hiç işlemediğini, organize sanayinin daha %18'lik kapasiteyle dolulduğunu, Ereğli'de kayıtlı işsizin 24 bin olduğunu, Ereğli'nin 25 bin göç verdiğini. Türkiye madem çok müreffeh, çok şey, niye göç veriyoruz? Niye işsizlik sayımız artıyor? Sayın Başbakan efendim beş çocuk yapın diyor. Doğru söylüyor. 4 tane yapın diyor. Doğru söylüyor. Okuyun diyor. Doğru söylüyor. Ama siz okuyan insanları işsizliğe hale getiriyorsunuz. İşsizlik ordusu çıkarıyorsunuz. Siz okumaktan ziyade okuyana iş bulacak kapı açmanız gerekirken olanları satmışsınız. İstihdam Erdemir'de kaç kişi çalışıyordu? Bugün kaç kişi çalışıyor? TTK'da kaç kişi çalışıyordu? Bugün kaç kişi çalışıyor? Tersaneler tamam. Tersaneler 7500 kişi çalışıyordu. Şu anda 100 kişiye düştü. Biz bunları biliyoruz. Yani siz Ereğli'ye, Zonguldak'a hangi yatırımı yaptınız da devam etti? Evet, küresel anlamda bir kriz dünyada yaşamıştır. Türkiye bunu teğet geçmiştir deniliyor. Görüntüde devletin rakamları bu. Millete indiğiniz zaman millette bu yok. Millet Ereğli'de evine ekmek getiremeyecek durumda. Gelsin sayın hükümetin yetkilileri, beraber gezelim. Bakın beraber gezelim, ev ev gezelim. Millet aç. Niye açlık sınırını siz belirlemişsiniz? 1.300.000 demişsiniz. Demek ki bunun altındaysa bu millet aç demek. Yoksulluk sınırı 2.300.000. Gelelim Ereğli'de her şey var. Un var, yağ var. Ama Ereğli'de kimse helva yapmıyor. Niye? Zamanında kolaydan para kazanılmış. Kolaydan kazanılan parayı nasıl olsa devamlı bu değirmenin suyu akar diyerek beklemişler. Ama iş bu dibe vurunca eyvah biz nerede yanlış yaptık? Siz üretime dayalı, istihdama dayalı çalışma yapmazsanız hazırcılık çok çabuk bitiyor. Erdemir'in yanlış politikaları, şahısların yanlış yatırımları, yani iş yapmamaları Ereğli'nin önünü tıkadı. Şimdi şurada TTK var. Erdemir niye kuruldu? TTK burada niye kuruldu? Peki Erdemir kimden alıyor kömürünü? Yurt dışından alıyor. İthal alıyor. Öbür tarafta Zonguldak'ta enerji sağ var. Kimden alıyor? O da ithal ediyor çoğunu. Siz devlet olarak, bakın biz 97'de bunu yaptık. Şimdi kaçak ocaklar var değil mi? Evet. Diyorlar. Rodovans sahaları var. Rodovans sahaları malını satamıyor. Bizim dönemimizde biz şunu yaptık. Bugün de yapsınlar. Rodovans sahalarından çıkan malın tamamını çetaş alacak dedi. O gün.
Çates. Çates aldı, Çateş aldı. O zaman ne oldu? İstihdam sorunu ortadan kalktı. Satma sorunu kalktı. Bugün vatandaş çıkardığını satamıyor. Pahalı, iş gücü pahalı. Sıkıntılar büyük. Siz Erdemir'in burnunun dibinde TTK'nın malı var. Siz gidiyorsunuz Rusya'dan İtalya'dan hale gelmişsiniz. Siz nasıl kalkınmayı düşünüyorsunuz? Yani modernizasyona gitmemişsiniz. Şimdi yeni bir yatırıma giriştiler. Teşekkür ediyoruz şimdi Armutçuk'ta. İnşallah çok daha fazlaları lazım. Ama şu bizi ürkütüyor. İnşallah zarar orası, ettirilerek orası özelleştirilmeye. İnşallah orası da özelleşmez diyecektim. Yani zarar ettirilerek özelleştirmeye gidiliyor. Şunu kabul ederim bakın. Devlet özel sektörün girişemeyeceği, gücünün yetmediği fabrikadır kurar. Gerekirse özelleştirir. Bakın bunda hiçbir sakınca yok aslında. Ama siz bugünkü şartlarda haraç mezat diye hiçbir malı satamazsınız. Yani kumarbaz evin çocuğu gibi kumar borcum var, halıyı sattım. Kumar borcum var, televizyonu sattım, arabayı sattım. Ama kumar borcum bitmiyor. Şimdi devletin bir sürü yatırımları var. Mesela bununla ilgili sattıklarınızın yerine bir yenisini koyduramamışsınız. Yol yapmışsınız. 10 yılda yaptığınız yolun maliyet bedeli işte 15 milyar dolardan bahsediliyor. Ama senede verdiğiniz faiz 45 katrilyon. İşte 52 katrilyon bugünkü parayla. Yani siz bu zihniyetle düşünebiliyor musunuz ya? 10 yılda yaptığınız yola verdiğiniz paranın 3 katını faiz ödüyorsunuz 1 yılda. Demek ki bu para Refah Yol döneminde olduğu gibi bu milletin cebine akıtılsa, bu milletin istihdamına yönelik yatırıma dönüştürülse bu millet abad olur. Bakın Ereğli'ye ben size bir şey söyleyeyim. Şimdi köy yollarından bahsedeceğim. Ya Ereğli'nin Zonguldak arasındaki yolu 10 yıldır bitirilemedi. Öyle mi? Ya Köstebek yuvası gibi. Şimdi geliyoruz Gülüş'ten çıktık köprüden Kepez'e kadar değil mi? Devrek yoluna kadar Köstebek yuvası gibi. Birisi diyor ki belediyenin suçu var. Yok altını yapmıyor. Öbürü diyor ki sen üstünü yap. Ya arkadaş kim yaparsa yapsın bizi bu rezillikten kurtarsın diyoruz biz. Aslında devletin valisi var. Karayollarını da çağırır, belediyeyi de çağırır. Sorun yani, neredeyse anında çözülür. Niye çözülmüyor? Yani siz bir günde Gülüş Köprüsü'nü yaptınız hemen. Evet. Birileri balık tuttu diye. Siz hemen sabahleyin demek ki oluyormuş. Demek ki oluyor arkadaş, yapılabiliyor bu. Bakın 10 yıldır siz şu yolu bitiremediniz. Köy yolları Köstebek yuvası gibi arkadaş. Köy yolları Köstebek yuvası gibi. Siz 3 trilyon lira bütçe, biz biliyoruz şeyin bütçesini, İl Özel'den 3 trilyon lira para geliyor. Zonguldak'ın işte 460 tane köyü var diye, bunların hepsine 3 trilyon para. Ya mazotuna yetmez. Mazot parası bulamıyorlar ya, biz bunu biliyoruz. Siz yani faize vereceksiniz, faize gelince var ama iş millete hizmete gelince oradan kes. Millete gelince %4 zam mı yapalım, %2 mi olsun? Böyle bir şey. Biz de işte onu diyoruz. Milli görüşün iktidarında bunları kimse görmedi, görmeyecek inşallah. Biz geldiğimizde gene %50, %100 zamları bu millet görecek. Peki. Genel iktidarın, AK Parti iktidarının Zonguldak'a hizmet etmediğini savundunuz. Gidişatında iyi olmadığını ifade ettiniz. Hizmet ettiği noktalar illa ki var Vedat Bey. Evet. Ama biz hizmet ettiklerini çıksın kendileri açıklasın arkadaşlarım. Biz hizmet edilmeyen noktaları da söylüyorum. Şuraya geleceğim. Erel'de bir de yerel iktidar var, belediyeler var. Yerel iktidarın icraatlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi ben şunu söylüyorum. Sayın Belediye Başkanı, ben Erel'e 3 yıl çivi çakamam diyerek oy aldı. Doğru mu? Yanlış mı hatırlıyorum? Erel'in 30 trilyon borcu var. Ben Erel'e 3 yıl bu borçla bir şey yapamam dedi. Ve bu millet %54 oy verdi. Ben yanlış hatırlamıyorum. Evet. Aynen bunları söyledi. Şimdi gelinen noktaya bakıyorum. Ya Ereğli kavgadan kurtulmalı arkadaş, kavgadan. Artık 21. yüzyılda sevgi, barış, dostluk kentinin kavgayı bir kenara bırakın. Ereğli için ne kavga verilmesi gerekiyorsa milletvekilinden siyasi partilerine, sivil toplum örgütlerine kadar bir araya getirmek bizim boynumuzun borcudur. Eğer Ereğli bugün kavgadan üretime dönüştürülemiyorsa bir yerler,
Bakın Düzce depremi yaşadı. Yıkıldı, bir daha yapıldı. Adapazarı yıkıldı, üçüncü Adapazarı oldu. Bakın üçüncü organizeyi yapıyor şu anda. Evet. Düzce. Siz daha birimi %30'da dolduramamışsınız. Bu kavgaların Ereğli'ye verdiği zarardır. Herkes şahsi kavgalarını bir kenara bırakacak. Peki sadece Ereğli mi başarısız? Siz Zonguldak ikinci evet. başkanısınız. İktidarın da belediye başkanları var. Örneğin bir Alaplı, Gülüç, Zonguldak, Merkez, tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde, Çaycuma, Devrek, Gökçebey, her tarafı gözüyorsunuz. Vizyon diyebileceğiniz örnek gösterebileceğiniz evet. bir Kozlu'da kısmen bir evet. yatırımlar var. Evet. Bunun dışında hiçbir ilçede belediyelerin de ciddi anlamda bir yatırımını örnek gösterebileceğiniz bir projesinde çok yok. Fazla göremiyoruz. Maalesef yok. Ben üzülerek söylüyorum. Ya arkadaş, yani Milli Görüş belediyecinin duayeni. Evet. Eğer oy verecekseniz Milli Görüş'e, Saadet Partisi'ne vereceksiniz. Bakın Sayın Başkan, teşekkür ediyoruz. Geç bir karar ama uygulanmış bir karar. Mezarlıkların, cenaze masraflarının bedava olması. Cenaze yani, hizmetlerinin tamamının. Tamamının. Ve biz bunu 30 yıl önce yapmaya başladık. Yani sağlık hizmeti, yaşlılara, ihtiyaç evet. sahiplerine sağlık hizmeti. 30 yıl önce, bakın 30 yıl olmuş. Biz bunu 30 yıl önce yapmaya başlamışız. Bugün gelinen nokta sevindirici. Çok daha fazla. Yani belediye çöp, çamur, çukur değil. Belediye artık sosyal hayatın direkt içinde olmalı. Yani geç kalınmış şeylerin bugün hayata geçiriliyor olması, geçirilecek olması bizi sevindiriyor. Ama eksikleri bir sürü, önünüze ne gelirse hepsini burada sayabiliriz. Benim öncelikle şunu söylemek istiyorum. Kavgadan Ereğli hiçbir şey kazanmam. Şunu yapalım, izleyenlerimizin de genelde Zonguldak ve Ereğli ile ilgili soruları var. İsterseniz onları size yönelteyim. Hem bu arada devam edelim şeyimize. Süremiz de az kaldı. Yakup İbrahim sormuş Karadeniz Ereğli'den. Siz Saadet Partisi olarak Ereğli'de ne gibi eksikler, sıkıntılar görüyorsunuz ve çözüm önerileriniz nelerdir demiş. Şimdi değerli kardeşim, az önce söyledim. Yani Saadet Partisi yaşanabilir bir Ereğli istiyor. Yaşanabilir bir Zonguldak istiyor. Yaşanabilir bir Türkiye istiyor. Bakın Ereğli'de gençlik merkezleri yok. Ereğli'de terminal yok. Bakın bir sene önce Sayın Başkan açıkladı, temelini atacaktık. Bir yıldır boşta. Ereğli'de aklınıza ne gelirse sosyal aktivite, hiçbir tesis yok. Varsa bana söyleyin. Ben 40 yani 37 yılını bu memlekete vermiş bir insanım. Ereğli'de yani milletin rahatlıkla bir sahilinin dışında gezip dolaşıp hayatını geçireceği bir mekan yok. Ereğli'de en önemlisi kavga çok. Gene söylüyorum. Ben şunu istiyorum. Bakın insan olarak şunu istiyorum. Ereğli'nin belediye başkanı, kaymakamı, emniyet müdürü, siyasi parti başkanları şu sokakta beraber yürüyemiyorlarsa bu Ereğli'nin bir adım ileri gitmesi mümkün değil. Birinin Saadet Partisi'nde olması birine karşı olduğu anlamına gelmez. Peki nasıl sağlanacak bu uzlaşma? Örneğin Erdemir'le barıştı. Erdemir'le alakalı. Erdemir'le kavga ettik yıllarca, değil mi diyorum. Evet, barıştı şu anda. İyi ilişkiler içerisindeler. Yine neyin kavgasıydı? Niye kavga ettik? Yani ne gördük? Ya Erdemir'in yapmış olduğu yanlış politikaları biz söylüyoruz. Erdemir maaş indirimi yaptı değil mi? Beraber gitti, çelenk koyuldu oralara. Sonradan sahip çıkıldı. Değil mi? Onları hep beraber Ereğli'de yaşadı. Yani Saadet Partisi Ereğli'ye geldiği zaman bir kere şunu söylüyorum. Ereğli'den büyük sıkıntı bir kere inşaat sektöründe var değil mi? Evet. Yaşadık, imar revizyonları geçti. Doğrudur, yanlıştır. Herkesin gözü önünde bunlar cereyan etti. Bizim derdimiz üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Ereğli'ye kim, Zonguldak'a kim bir çivi çakıyorsa bizim başımızın üstünde yeri var. Biz ona hürmet ederiz, saygı gösteririz. Ama Ereğli'nin, Zonguldak'ın, Türkiye'nin önünü kim tıkıyorsa, kim yapılan yatırımların önüne kesip başkalarının rantını sağlıyorsa biz onun karşısında dururuz. Kimse kusura bakmayacak. Biz bunu birine karşı olduğumuzu yapmıyoruz. Gene söylüyorum. Şahıslar bizim asla şeyimiz değil. Hedefimiz değil. Biz yapılan yanlışların ve Ereğli'nin bugün Zonguldak'ın düşmüş olduğu sıkıntılı durumdan kurtulması için mücadele ediyoruz. Saadet Partisi bu barışı sağlayacak bana göre tek partidir.
Peki Seçil Özgen sormuş Ereğli'de. AK Parti hükümetini eleştirmektesiniz. Sizce Türkiye Orta Doğu ülkeleri gibi olup Batı'dan uzaklaşıp daha katı kanunlarla mı yönetilmeli demiş. Bakın Türkiye'nin Orta Doğu'nun kanunlarına ihtiyacı yok. Türkiye kendi 1000 yıllık geçmişiyle gelmiş bir devlet. Yani Türkiye Orta Doğu'dan önce de vardı. Yani kök olarak vardı. Türkiye'nin Orta Doğu'ya yüzünü dönmesi, o arkadaşların neyi anlattığını şöyle algılıyorsam, az önce anlattım ben. Efendim Orta Çağ'a dönüş gibi algılanıyorsa bu yanlış. Bakın Atatürk'ü okudum size. Aslında onları da tek tek değindi ki İran onu örneğini verdi. Ya, az önce okudum. Atatürk ne diyor? Sokaklarımız da Avrupa'nın balolarında gezilmeyecek şekilde dolaşan insanlar vardı diyor, değil mi? Atatürk söylüyor bunu. Eğer sizin medeniyet dediğiniz, eğer Avrupa dediğiniz, biz bu Avrupa'yı kabul etmiyoruz. Yüzünü yıkamasını bilmeyen bir Avrupa'nın, taharet almasını bilmeyen bir Avrupa'dan öğreneceğimiz bir şey yok bizim. Şunu alalım. Fenini, ilmini beraber mücadele edelim. Ama kaldı ki dünyaya ilim olarak da en zirveye çıkmış ülke İslam ülkeleridir. İbn Sina'sından tutun değil mi? Piri Reis'inden tutun. Ya, aklınıza ne gelirse bunu Müslümanlar başarmıştır. Bir dönem onların anlattığı, ne zaman Osmanlı İmparatorluğu zevk-i sefaya daldı son 200 yılda, Avrupalılaşmaya yüz tuttu, işte o zaman Osmanlı yıkıldı. O dediğiniz esas ana 1200'lü yıllardan 1600'lü yıllara kadar olan Osmanlı'da, bir de son Abdülhamit'in dönemi de bunlar yaşanmamıştı. O zaman kesinlikle bakın bir padişah düşünün, hem dini hem ilmi bütün meseleleri biliyordu. Öyle mi? Bu meseleleri bilen bir millet nasıl olur da Orta Çağ karanlığına düşer ya? Yani bir padişah düşünün, medresede her türlü eğitimi almış. Astronomi, sosyoloji, fen, tarih, kültür, İslami ve en son noktada geldiği yer padişahlık oluyor. Ve bunu 17-18 yaşında tamamlamış oluyor. Ya bu bir medeniyet değil mi? Siz tutup Orta Çağ'a dönmekten mi şunu kastediyoruz? Bunlar sonuçta Müslüman kardeşlerimiz. Evet. Ve Orta Doğu'nun zenginliği var. Bakın hiç kimse Mali'nin, bugün Mali'ye müdahale var Fransız tarafından, Mali'nin kara kaşı için oraya gitmedi. Kimse Libya'ya Gaddafi'nin zulmünden o şeyi kurtarmak için gitmedi. Onların tabiriyle söylüyorum. Kimse Irak'a Saddam'ın zulmünden Irak'ı kurtarmak için gitmedi. Bak Saddam 40 bin kişiyi öldürdü diyorlar. Ama Amerika 1,5 milyon Müslümanı öldürdü. Hangisi zalim? Bana söyler misiniz? Bu mudur Orta Doğu'ya açılım? Bu mudur Avrupa? Bu mudur anasını babasını kesiyorlar Almanya'da? Görmüyor muyuz? İnancım gereğidir diyor, yapıyor. Bizim savunduğumuz Orta Doğu'ya Türkiye liderlik yapacak. Türkiye Orta Doğu'dan alacağı bir şey yok. Türkiye abilik rolünü üstlenecek. Orta Doğu'daki o Müslüman mazlum halkların abiliğini yapacak ve onlara liderlik yapacak. Ya kardeşimize evet. Teşekkür ediyorum. Evet. Algıladığı şekil onun anladığı şekil değil. Biz onu savunmuyoruz abi. Evet, Zonguldak'tan Güngör Mavuyay adlı bir izleyicimiz sormuş. Zonguldak İl Yönetimi aktif olarak çalışmakta. Sadık Kar ve yönetimi sizleri tebrik ediyoruz. Siz TTK'daki iş kazaları ve geçtiğimiz gün yaşanan mitingin ses getireceğine inanıyor musunuz demiş. Bu taşeronlaşma TTK'daki bu hükümetin bir hatası değil midir? Tabii bizim Zonguldak Merkez İlçe Başkanımız bu meseleyle alakalı diğer ilçe başkanlarıyla beraber çalışmalarına devam ediyor. Hı. Ve bir rapor haline getirip bunu Enerji Bakanlığı'na sunacaklar. Hı. Biz bu yapılan yanlışlıkların takipçisiyiz ve bununla ilgili de raporumuzu bitirmek üzereyiz. Bunun için de teşekkür ediyorum. İşte bunun için milli görüşe bu milletin ihtiyacı var diyorum. Yapılması gereken Saadet Partisi'nin bu arkadaşların kenarda durmayarak Saadet Partisi'ne sahip çıkmasıdır. Milli görüşe sahip çıkmasıdır. Haklarını almak istiyorlarsa, yani pastadan eşit hak almak isteyenin milli görüşe ve Saadet Partisi'ne sahip çıkmak mecburiyeti vardır. Yani Saadet Partisi ihtiyar değil, mecburi istikamettir. Bunu da bu arkadaşlara teşekkür ederek. Evet, Naciye Sevingül adlı izleyicimiz sormuş. 2014 yılında yapılacak olan belediye başkanlığı seçimleri için
çalışmalarınız ne doğrultuda olacak ve şu anki mevcut başkan Halil Pospik'in çalışmalarını nasıl buluyorsunuz demiş. Aslında kısmen girdik buna. Az önce söyledim. İsterseniz şeye girelim. Saadet Bey, önümüzde 2014 yılının Mart ayında yerel seçimler yapılacak. Şu an hangi çalışmaları yapıyorsunuz? Seçimlere nasıl hazırlanıyorsunuz? Tabii genel merkezin bizden istediği çalışmalar doğrultusunda biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mart ayının sonuna kadar genel merkezimiz bizden aday tespitimizi tamamlamamızı istedi. Biz de bu konuda bize gelen talepler doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ereğli'ye yakışır, Zonguldak'a, beldelere yakışır en iyi adayları çıkarmak için gayret ediyoruz. Bu konuda da bütün halkımızdan bize destek olmalarını, kendilerinin bu noktada bizi sahiplenmelerini, bizim yanlışımızda direkt bize arayıp ya arkadaş burada yanlış yapıyorsunuz, dost yanlışını söyleyendir. Şimdi arkadan konuşmak kolay. Biz de sonuçta insanız, yanlışımız oluyor. Biz de bizzat bu konuda uyarmalarını, bize sahip çıkmalarını istiyoruz. Bakın Saadet Partisi inşallah, bakın bu şeyin ayak sesleri diyorlar değil mi? Saadet Partisi inşallah iktidara gelecek. Bakın AK Parti'nin bir dönemi daha yok. Türkiye genelinde belediyesi, başkanlığı... 85 tane belediyemiz var. 85 belediye. Bakın bizim Tavşanlı Belediyesi var. En yakınımızda Yenişah Belediyesi var. Bolu. Saadet Partili Belediye. Bizim Tavşanlı Belediyesi Türkiye'de yılın belediyesi seçildi. Bir gidip görülebilir. Yani bu zihniyet meselesidir, çalışma meselesidir, vizyon meselesidir. Bakın arkadaşlar sordu, aslında biz üstünden geçiyoruz bazı şeylerin, zamanımız kısıtlı diye. Saadet Partisi Belediyesi'nde neler olur diye bunda aslında hepsini hazırlamışım. Sorarlarsa sorurum diye. Halktan kopuk belediyeler olmayacağız biz arkadaş. Sosyal sorunlara ilgisiz kalmayacağız. Bugünkü belediyelerin çoğunun kapılarının millete kapalı olmasıdır. Rüşvet, yolsuzluk, kayırmacılık bizim belediyemizde olmadı. Bak biz belediyeyi kazandığımız zaman 94 yılında özellikle Türkiye'nin 1/3 Refah Partiliydi. Biz ilk önce geldiğimizde bizim kapılarımızın başkanlık odalarında rüşvet alan da veren de melundur yazardı. Sayın bizden sonra AK Parti döneminde bunları kaldırdılar orada. Bizim zamanımızda beyaz masalar vardı. İsraf yoktu. Bak israf en büyük sıkıntı. Her şeyi yapın ama israf etmeyin. Yani doğru yerde çevre ve temizlik bilincinde eksikliğimiz var. Milleti uyaracağız. Herkes kendi kapısını temizleyecek önce. Bu bir aslında insanın inanç meselesi bu. Bu sorunları doğal kabul etmesi gerekir. Bakın biz beyaz masa kuracağız. Halk meclisleri. Halka güven vereceğiz. Veriyoruz. Yaptık biz bunları. Halkın sosyal faaliyetlerine katılmasını sağlayacağız. Şimdi bunlar az şeyler değil. Bakın sosyal konut. Bugün TOKİ'nin yaptığı düşün. Ama TOKİ bedava vermiyor. Bugün TOKİ Ereğli'de müteahhitlerin verdiği paranın üstünde toplu konutu satıyor. Yaşıyoruz, görüyoruz Ereğli'de. Sosyal yardım. Anlatıldığı gibi medyanın önünde herkes gelsin alsın. Böyle değil. Hak eden. Bakın öyle insanlar var ki gerçekten gelip şurada yardım isteyemiyor. Utancından. Ve bu içine saklıyor. Bunlar tespit edilmeli. Aşevleri, öğrenci bursları, şimdi yasakladılar şeyle. Ramazan çadırları devam edecek bizim zamanımızda. Meslek edinilme kursları bugün bir şeyler yapılıyor. Çok daha aktif hale getirilmeli. İşsizliğe çare, bak organize sanayi bölgeleri. Bakın belediyenin en büyük görevlerinden biri, bakın Düzce'de yapıyorlar. Altyapıyı siz yapacaksınız. Siz müteşebbisin ayağında yatacaksınız ya. Yalvaracaksınız, ne olur gelin. Ereğli'de bak, işsiz var. Bakın az önce belediye başkanımız açıkladı. İşte Ereğli'ye 1700 tane istihdam sağlanacak. Ne güzel değil mi? Evet. Ama gönül isterdi ki bunu Ereğli Belediyesi olarak milletin ayağına giderek, yani altyapısını, yolunu yaparak bu milleti çağırsın. Yoksa siz buraya niye gelsin adam ya? Adam ne işi var senin yanında? Gidiyor Düzce'de yapıyor. Yolunu vermiş, altyapısını yapmış. Siz bunu yapacaksınız. Belediye olarak Ereğli, Zonguldak, Gülüç, Alaplı ne derseniz deyin buna. Yani belediyecilik anlamında yapmanız gereken bu. Kültür siteleri inşa edeceksiniz. Az önce söyledim. Gençlerle alakalı. Özürlere, rokaller yapacaksınız. Yok şu anda, var mı Ereğli'de? Yok ya, Ereğli'de sıkıntı, Zonguldak. Yani bu vizyona sahip değil. Hatta biz başka bir şey söylüyorduk. Biz diyoruz ki biz eğer Ereğli'de belediye başkanı olursak göz bizim. Ev sizin olabilir de göz bizim bu zevk. Yani
binanın dış görüntüsünü vatandaşın zevkine bırakmamak lazım. Siz o imari görüntüyü siz sağlamanız lazım. E şimdi bunu yapmayacağız. Ereğli Avrupa kenti. Ereğli Çağatlı. E bana kimse bunu inandıramaz. Ya bunu kimsenin ya bir şeyler olabilir ama eksik arkadaş diyoruz. Bu eksikleri gelin beraber düzeltelim. Yani biz şunu da demiyoruz ya Vedat Bey. Biz işte arkadaşlar belediye başkanlığından düşsün biz gelelim. Böyle bir derdimiz yok. Birinci amacımız bu değil. Birinci amacımız bölgemizin en iyi şekilde idare edilmesi. Ha, edilmiyorsa biz talibiz zaten. Bunu söylüyoruz, kaçmıyoruz. Ha, iyi yapılan şeye teşekkür ediyoruz, saygı duyuyoruz. Bunları da gelin hep beraber yapalım, kavga etmeden. Biz birbirimizi severek yapalım. Birbirimizi rakip görmeyelim. Bakın en büyük sorun da bu. Şimdi siyasetin en büyük handikaplarından biridir. Beni AK işinin yanında gördükleri zaman bir seçim oluyor bir yerde. Evet. Ya bu bunun adamıymış diyorlar. Ya biz kimsenin adamı değiliz arkadaş ya. Biz insani ilişkilerimizi en üst düzeye çıkarmak için herkesin yanına gideriz. Ama niye korku başka? Ya bu bunun yanında göründürse bu buna bir artı mı kazandırıyor? Ya değil. Biz insanız. Sosyal ilişkilerimizi çoğaltalım. Ama biz kimsenin adamı değiliz. Yani ben, öbürü. Bu şeyi yıkalım. Birbirimizin davetlerine gidelim. En uç nokta bile olsa diyorum ben. Bu belediyeciliğin de aslında sosyal hayata, insanlar ilişkilerinin önüne geçecek, güzellikleri sağlayacak şeyler. Değişik fikirler aslında çok güzellikler meydana getirir. Bu işin farklı bir boyutu. E biz bunu gel beraber yapalım diyoruz. Evet, uzlaşmacı olmak lazım. Değil mi? Yani biz diyoruz ki ulaşım, sağlık, temizlik, kültürel hizmet, ekonomik kalkınma. Bu belediyeciliğin asli görevi haline dönüştü. Özellikle son 10 yıldır. Dünyanın globalleştiği bir dönemde belediyeciliğe verilen bu yerel yönetimler yasası çıkıyor. Çıkanlar var yani. Belediyecilik güçlenecek. Yani belediyenin gücü, eli güçlenecek. Yatırım yapma, hizmet yap. Bakın şu da olabiliyor. Şimdi bir şeyler oluyor. Okulların temizliği. Değil mi? Evet. Belediye yapmalı. Şimdi camilerin temizliği diyorlar. Yapıyor sağ olsun diyoruz. Ufak şeyler oluyor. Bunları yapmalı. Bundan bir karşılık beklememeli. Kimsenin. Hizmeti bütçe devrimi, biz geldiğimizde bir bütçe devrimi yapacağız. Ereğli'nin, Zonguldak'ın, Türkiye'nin bütçesini israf etmeden, çarçur etmeden, haramzadeye bir kuruş yedirmeden inşallah bu milletin direkt cebine akıtacak, hizmete dönüştürecek şekilde çalışma yapacağız inşallah. Ereğli zengin bir belediye ama Zonguldak'ta tam tersi fakir bir belediye, borçlu bir belediye. Yani fakir mi, yanlış mı yönetiliyor. Evet. Yani peki siz Mart ayında adaylarınızı artık belli olacağını yani söyledi. Sahaya çıkmaya başlayacaklar. Sahaya çıkmaya başlayacaklar. Yani bunu belki medya önünde açıklamayız ama alt yapı olarak çalışmalarına. Peki kriter ne olacak? Örneğin ben bugün çıksam, gelsem, desem ki ben sizden, Saadet Partisi'nden evet. Ereğli Belediye Başkanı'na aday olmak istiyorum. Kriteriniz nedir? Az önce saydım. Millete hizmetçi olacaksınız. Evet. Saygın olacak insanların gözünde. Eksisi çok eksisi olmayan yani kriter anlamında. Bu millete hizmet etmeyi hakka hizmet gibi gören insanlar başımızın üstünde yeri var. Evet. Kapınızı herkese kesinlikle açın. Yani bizim o bu ayrım şartımız yok. Dediğim gibi bak. Ya, halka hizmeti hakka hizmet bilecek. Bu milletin bir kuruşunu kimseye yedirmeyecek. Kimseyi ayırmayacak. Ayrımcı yapmayacak. Ve hizmet etmek aşkı olan herkes başımızın üstünde yeri var. Kapımız onlara açık. Ve onların bu konuda şeylerini de ben bekliyorum. Yani. Peki benim soracaklarım bu kadar. Size konularım bu kadar. Sizin değinmek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey varsa son sözlerinizi alayım sizden. Daha sonra da programımızı kapatalım. Ben teşekkür ediyorum. Gerçekten bu kısa sürede aslında çok şeyler ama şunu da değinmeden geçmeyelim. Bakın. Bir insan ekonomisini kaybedebilir. Ahlakını kaybetmişse o insandan korkun. Yani ekonomi bir şekilde kazanılır. Çalışırsınız, dinlenirsiniz. Bakın şu millet bu ülkede hapishaneler çoğalmaya başladı değil mi? Evet. Doluluk oranları çoğaldı. Ya ben şimdi diyorum ki hastaneler çok güzelleşmeye, yenilen yapılmaya başlandı. Hizmetler güzel. Ben diyorum ki bu insanlar niye hasta oluyor bir kere bunu araştıralım. Çünkü bizim
Bütçemizin %12-13'ü sağlığa gidiyor. Ve dünyada en büyük sektör haline dönüştü sağlık şu anda. Dünyada en büyük sektör sağlık. Siz insanlar niye hasta oluyor? Bir kere bunu bir araştırın. Psikolojik rahatsızlık mı var? Ya aklınıza ne gelirse. İnsanlar hasta olmamaya aslında çalışmamız lazım. Bu hükümet insanları hasta mı etti? Yani son 10 yılda hastalık sayısını araştırsınlar. Ben onu söylemiyorum ama gelinen noktayı söylüyorum yani. Hasta etmiş mi etmemiş mi veriler ortada. İnsanlar hapislerde bir sürü suçlu geçmişten gelen. Ben bu hükümetle alakalı demiyorum. Ama bu suç niye suç işliyor? Ya bu suçu işlememe noktasında bu milletin yetiştirelim. Yani bu millet niye suç işliyor arkadaş? Hapishane açmak kolay. Ama suç işlemeyecek nesil yetiştirmek mecburiyetindeyiz biz. Bakın aileler dağılıyor. Boşanmalar artmış. Ahlaki çöküntü had safhaya ulaşmış. Bugün okuduğumuz gazeteleri, televizyonları samimi söylüyorum açmaya bazen yüzümüz kızarıyor. Bugün bu televizyonların dizilerini ailesiyle beraber izleyen Türkiye'de kaç tane dizi var bana birisi söylesin. Ailesiyle oturup programlarını izleyen bana aile sayısını söyleyin. Bir parmağın elini geçmez. Rahatlıkla ben bunu izliyorum diyecek insan. Çoluğuyla çocuğuyla bu ülke nereye gidiyor? Bu ülkenin manevi değerlerini dinamitleyen şu televizyonlar kime bağlı? RTÜK'e bağlı. Bununla ilgili yaptırımınız var mı? Yok. Bugün gidin en solcu dediğiniz, en karşı düşüncedeki insan bile bu ahlaksızlıktan rahatsız biliyor musunuz? Evet. Çocukları düşmüş olduğu yanlış arkadaş yüzünden, çevre yüzünden sıkıntıları kendileri anlatıyor bazen, dinliyoruz. Diyor ki ya keşke benim çocuğum ahlakını dinini bilseydi diyor. Babasına saygısı yok. Biz çocukluğumuzu biliriz. Biz öğretmenimizi gördüğümüz zaman karşı yolu değiştirdik korkumuzdan. Şimdiki öğretmeni kafa tutmayı bırakın. Bıçaklayanlar mı ararsın? Yani öldüren mi? Arkadaş nereye gidiyor bu nesil? Sizin yetiştirmiş olduğunuz müfredat terörist yetiştiriyor. Yanlış mıyım yani? Ya bakın teröristlerin çoğu üniversite mezunu yapılan açıklama. Demek ki siz iyi bir eğitim veremiyorsunuz. Yetiştirmiş olduğunuz nesil şu anda eroin içme yaşı 11'in altında emniyetin rakamlarıdır. Evet, uyuşturucu kullanımı. Fuhuş 13 yaşının altına düşmüş. Sizin yapmış olduğunuz haber, bakın burada söylüyorum. Otellerin doluluk oranı %85 miydi? 95. 85. O da saatlik söylemiştiniz evet. Değil mi? Evet. Bu ülke nereye gidiyor? Dün üzülerek söylüyorum. Yeni bir teklif verilmişti bu. Yine utanarak söylüyorum. Genel evlerin kapatılması için. Başbakanın savunduğu şeyi ben hala içime sindiremiyorum. Efendim köyden gelen insanlar ne yapar diye düşünüyorum diyor. Ya bunu düşünmek sana mı kaldı? Yani affedersin senin derdin köyde gelen adamın derdi mi ya? Söylemeyin onu da. Söylemiyorum. Bak kesiyorum. Toparlayalım isterseniz. Buraya gelmiş mi? Bu benim içimdeki yara. Evet. Ben bunu söyleyeceğim. Kim üstüne alınsa alınsın. Ve başka bir şey söylüyor başbakan. Bunu da söylüyoruz. Diyor ki yani yasayı sahip çıkma adına söyleniyor bunlar. Bu yasa çıkmamalıdır falan deyip. Diyor ki zaten birileri bunu rahatlıkla bu memlekette işliyor. Tabii işleyeceksiniz. Cinayet suç olmaktan çıkardınız. Bugün emniyet mensuplarının yapacağı bir şey yok. Yani siz nereye gidiyorsunuz? Zonguldak Bursa İl Emniyet Müdürü'nün sözü var. Ben diyor utanıyorum diyor parkta gezerken çoluk çocuğumla diyor. Bursa İl Emniyet Müdürü. Ya bu emniyet müdürü bunu söylüyorsa vatandaş ne yapsın? Evet. Yani bizim derdimiz çok. Ve peki, bu iktidar döneminde... Toparlıyorum son artık son cümlelerinizi alalım. Bu iktidar döneminde bunların artmış olması bizi ziyadesiyle üzüyor. İnşallah bu arkadaşlarımız kendine gelir. Evet. Milli görüş çizgisinden gelen arkadaşlarımız tekrar özüne dönerek. Yanlışlarından dönerek bu sıkıntılı günleri bir an önce atlatırlar diye temenni ediyorum. Ayrıca çay, simit hesabı yapan Sayın Başbakan'ın asgari ücret de bugün gelinen noktayı da bir an önce düzeltmesini ben Zonguldak ve Saadet Partisi adına istiyor ve bununla ilgili yapılması gerekenleri zaten Saadet Partisi olarak yapıyoruz, mücadele veriyoruz. Halkın da
bizim yapmış olduğumuz bu çalışmaları, onlar için yapmış olduğumuz bu çalışmalarda bizim yanımızda olmalarını istiyoruz. Biz gönüllerde değil bakın. Herkes diyor ki ya biz sizin gönlünüzde, gönlümüzdesin. Biz gönülleri istemiyoruz. Evet. Gönüllerden ziyade oyuyla beraber gelip Saadet Partisi'ni bu millet desteklemediği müddetçe biz gönüllerde, onlar da sürünmeye mahkum olarak devam edecekler diye temenni ediyorum. Sürünmesinler diye temenni ediyorum. Ama görünen nokta, gelinen hedef, açıklanan rakamlar bunu gösteriyor. Peki. Ben tekrar RT Televizyonu'na sizin şahsınıza teşekkür ediyorum. Bu saate kadar bizi dinleyen, Zonguldak halkına, uzak yerlerden dinleyenlere, bütün herkese, eğer bir sürçülisan ettiysek herkesten özür diliyoruz. Ama bunun dışında bu söylediklerimizi de iyi düşünmelerini, çünkü oy vermenin ne kadar büyük bir sorumluluk olduğunu, yapılan iyi ve kötü işlere onların da vebal olduğunu düşünerek önümüzdeki seçimlerde buna göre oy kullanmalarını ben onlardan istirham ediyorum. Sizin şahsınıza tekrar tüm halkımıza sevgi ve saygılarımı sunuyor. Teşekkürlerimi arz ediyorum. Peki. Biz de teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Sevgili izleyenler, farklı gündemde farklı görüşleri yansıtmaya devam ediyoruz sizlere. Bugün de Saadet Partisi Zonguldak İl 2. Başkanı Sayın İsmail Yılmaz'ı dinledik. Saadet Partisi'nin politikalarını, hedeflerini anlattı bizlere. AK Parti'ye yüklendi, eleştirdi. Eğer bizi izleyen AK Partili yetkililer varsa onlar da ilerleyen haftalarda eğer isterlerse cevap haklarını kullanabilirler. Hayır, İsmail Yılmaz doğruları söylemiyor. AK Parti şu doğruları yapıyor diyebilir. Çıkıp burada onlar da kendilerini savunabilirler. Kendilerine bu hakkı da vermeye hazırız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta farklı gündemde farklı bir konukla tekrar buluşmak dileğiyle diliyorum. Herkese mutlu akşamlar.